Tempo TV sizin kanalınız. Merhabalar. Evet, bu hafta da Gazetecilerle Gündem adlı bir programımıza daha yeni başlıyoruz. Ama gazeteciler derken gazeteci diyeceğim. Çünkü Özlem Şeyma Yılmaz bir gün maalesef geliyor şu anda, trafiğe takıldı. Konuklarımızla birlikte dünyayı, ülkeyi tartışacağız, konuşacağız. Tabii ki pandemiden sonra bana göre oluşturulan yeni bir gündemle Türkiye'nin asıl gündemi gölgede kaldığı süreçte orman yangınlarını konuşuyoruz. Evet, niye helikopter, niye uçak yok derken orman yangınları, ormanlar da söndü. İnşallah bir daha da olmaz ama önlemleri almak için de mutlaka binlerce orman yanacak. Ama eteğinde de Ardahan'da başta olmak üzere ülkenin çeşitli kentlerinde güçlendirme, yenileme adı altında orman kesimleri de vahşice devam ediyor bu ülkede. Biz bunları konuşurken tabii kimle konuşacağız? Kars eski belediye başkanı Naif Ali Beyoğlu, iki dönem Kars Belediye Başkanlığı yaptı. O dönemde ben halen de gazeteci olarak bölgede takip ettiğim bir siyasetçi, bir belediye başkanı olarak gerçekten de hızına yetişemediğimiz bir belediye başkanlığı süreci yaşadık. Kendisi bir gün konuğumuz, efendim hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim, sağ olun. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederim, sağ olasınız. Konuk ettiğiniz için. Çok sağ olasınız. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Reis Çelik, sinema yönetmeni, aynı zamanda Ardahanlı hemşerim. Reis Çelik, Deniz Gezmişleri sinemaya taşıyan bir isim. Gerçekten de muhteşem filmlere emek veren bir insan. Ve aynı zamanda birazdan da ekranda da göreceğiz. Yine Ardahan'da çekilmiş olan bir sinema filmi yarın herhalde göstermeye gidecek. Doğru mu efendim? Evet. Hoş geldin Reis abi. Hoş nasılsınız, bulduk. İyi misiniz? Teşekkür ederim, sağ olasın. Sen de iyi misin? Teşekkür ederim, sağ olasınız. Ben Reis Çelik'i tanıyorum. Naif Ali Beyoğlu'nu tanıyorum. Naif Ali Beyoğlu'nu az olsun tanıyalım da öyle başlayalım programa. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Kim Naif Ali Beyoğlu? Ya ben işte Kars'ta doğdum. Kars'ta işte gençlik yıllar Kars'ta geçti. Daha sonra Ankara Gazi ve Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi'ni işte bitirdikten sonra yeniden Kars'a döndüm. Kars'ta birçok ilke imza attık. İşte ilk yerel televizyon devam ediyor. Serhat Televizyonu. Radyo Serhat. Evet. İşte onun dışında Braveheart filmini seyrettim. Dedim ki Kars'ta sinema açacağım. İşte o filmi ilk oynatacağım dedim. Ama ikinci film oldu. Kars'ta sinemayı açtım. Daha sonra işte dershaneler açtık. İşte Tümay ve Kavram dershanelerinin Kars şubelerini açtık. Birçok işte sosyal şeyliği kapsamlı. Dershane derken cemaat dershane değil mi o dönem sizin? Yok, o zaman onlar, rakiplerimiz de onlar. Evet. Öyle mi? Evet, onlarla, biz anlatamıyorduk onlarla o dönem ama yarışmak, başlarına gelince yarışmak çok zordu. Oldu. Onlarla yarışmak çok zordu gerçekten, evet. Çünkü her şey onlarda bedavaydı ama biz Türkiye'nin en bu konuda ideali öğretmenlerini getirdik. Evet. Yani öğretmenler bizden daha iyi kazanıyorlardı. Çünkü başarılı olmak zorundaydık. Başka şansımız yoktu. Doğrudur. Tabii birçok öğrenciyi de bedava okuttuk. Birçok şeyle üniversitelere, Türkiye'nin önemli üniversitelerine çok öğrenciler kazandırdık. Onun dışında işte 15'e yakın iş yeri peş peşe açtık. Yani işte, 15 iş yeri derken kendinize ait mi, belediye olarak mı? Yok, belediyeden önce. Belediye, belediyeden önce. O üniversite vakfını kurduk. Hmm. O zaman siz iş dünyanızı anlatıyorsunuz. Evet, aile evet. Kafkas Üniversitesi'nde üniversitesinin o dönemki rektörü Nihat Bayşu ile beraber üniversite vakfını kurduk. Vakfın kurucu başkan vekiliydim. Devam etti zaten bu. Evet. Sonra işte Kars Spor'un yöneticisiydik. Bütün bu etkinliklerimiz, Gafar Okan başkanımız o zaman Kars Spor'un başkanıydı. Sonra o şeye gitti. Diyarbakır'da buradan emniyet müdürlüğünden bahsediyorsunuz. Evet, Diyarbakır'a gitti. Hı. Sonra işte 99 yılında bana 4 partiden teklif geldi. Teşekkür ederim. Ana Vatan Partisi'nden belediye başkan adayı olduk, kazandık. Ve o dönem işte 2002 yılında da ANAP diye bir şey kalmayınca CHP'ye geçmek istedik. Çünkü sosyal demokrat gelenekten gelen bir insanım. Evet. O dönemki siyasi arkadaşımız bu girişimizi pek kabullenmediler, istemediler. Türkan Saylan, eşim de Kars'ın Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı olmuştu, kurmuştu, Kars'ın kurucusuydu. O dönemki işte genel sekreterimiz, kent konseyimizin genel sekreteri Sezai Yazıcı ile beraber Kars Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ni kurmuşlardı. O Türkan Saylan bizde kalıyordu. O dönem CHP'nin
De işte o da biz milletvekilinin kabul etmemesi, engellemesinden ona tepki göstererek Baykal'a mektup diye Cumhuriyet Gazetesi'nde 8 sütuna manşet olmuştu. Naif Ali Beyoğlu niye almadınız diye. Evet. Evet. Daha sonra işte o sırada AK Parti biliyorsunuz iktidar olmuştu. Başbakan yani daha doğrusu başbakan olmadan önce, milletvekili de seçilmeden önce AK Parti'nin genel başkanı olarak Tayyip Erdoğan Kars'a gelmişti. Vali benim yaptırdığımız toplantı Sebze Ali'nin açılışında program almıştı. O programda halkın ilgisi, sevgisini görünce AK Parti'den bize işte teklif geldi. Ben de Kars'a çok sorunlar vardı. İşte dediğim gibi Milliyet Gazetesi'ne belki mecazi anlamda ironi yapılmıştı. Satılık şehir diye. Yol 50 milyara satılık şehir. Evet, 50 milyara satılık şehir diye. Bir gerçeğin ifadesiydi. Çünkü geçmişte 40'lı 50'li yıllarda çok misyonu ve vizyonu olan bir şehir. Değerlerini kaybetmişti. Büyük göç olmuştu. Göç serüveni yaşamıştı. Göçler alan kent göç vermeye başlamıştı. İşte büyük bir beyin ve sermaye göçü olmuştu. Değerlerini kaybedince Kars maalesef sınır kenti olup hatta o arada Ardahan ve Iğdır da Kars'tan ayrılmıştı. Orada duralım. Ardahan evet. Deyince biz Ardahanlar şikayetçi zaten Kars'ın gölgesinden kurtulamadık diye. Siz eski Kars memleketimizden takılıyoruz. Reis Çelik'i biraz tanıyalım. Tamam. Devam edelim. Evet. Reis Çelik garip bir Ardahanlı yeter. Garip bir Ardahanlı. Tempo TV'nin izleyicileri de bizi izleyenler de var. Olur ya tanımayanlar da olabilir. Ben 14 yaşıma kadar Ardahan'da yaşadım. 14 yaşımdan itibaren İstanbul'a geldim. Evet. Gazeteci olmak hayaliyle geldim. Oraya yakın olayım diye matbaada çalışmaya başladım. O zaman biz gazeteciler şeyime gelmedi. Demek iki tane gazeteciler var demek. Yine gazeteciler adlı gündem. Evet. 1979 yılın 80 yılında 12 Eylül bizi toparlayıp içeri tıktıktan sonra bir yol bulduk çıktık ve gazeteciliğe başladık. Evet. Önce Dünya Gazetesi sonra Günaydın Gazetesi. O zaman özel bir televizyon girişimi Günaydın yapmıştı. Ben de o işin başlarındaydım. Ve son olarak da bugünkü ATV diye bildiğimiz televizyonun havuza düşmeden önceki halinin ilk kurucularındanım, ilk yayın yönetmenlerindenim. Oo bravo. Bakıyorsunuz bilmiyorum ben. Ondan sonra ve bir gün ben gazeteciliği savaş bölgelerinde işte ekonomide başbakanla dolaşmakta şurada burada yaptım. Özellikle Orta Doğu'da çok gittim geldim. Kendi ülkemizde yaşananları yakından gazeteci olduğun için görüyorsun. Evet. Ve yazdıklarımızın ve gördüklerimizin yansıtmaya çalıştıklarımızın neye dönüştüğünü görmeye başlayınca ki görüyorduk. Ben daha özgür anlatmalıyım bu derdimi diye gazetecilikten, televizyonculuktan her şeyden bıraktım ve film yönetmenliğini ve ilk film Işıklar Sönmesi'ni. Film yönetmenliği gazetecilikten anlatında daha mı etkili oluyor Reis Bey? Tabii daha özgürsün. Benden mi bıraksan bu işi? Biraz geç kaldı. İlk evet, 1995 yılında bu ülkede bir Kürt sorunu var başlığını anlatabilmek için. Ya bu ülkede bir sıkıntımız var. Evet. Derdini anlatmaya çalıştığım Işıklar Sönmesin filmini. Yasaklar, kaçıp kovalamacalar sonucunda zor bela çekmeyi başardık. Ve bir sürü olaylar başladı. Gittik. İlk filminiz misin? İlk filmim. Evet, böylece sinema hayatına girmiş oldunuz. Girdim ve ondan sonra da Hoşça Kal Yarın. Sonra İnat Hikayeleri, Mülteci, Lal Gece. Böyle devam etti böyle ve bir gün etti. Yarın da bir yarın, tane daha şey girecek. Yarın Ölü Ekmeği diye bir filmimizi çektik. 2019'da bitirmiştik. Tam işte Tokyo'ya gittik. Orada ilk açılışını yaptık filmin ve festivalde. Geldik ülkede başlayacaktık. Pandemi başladı ve 2 yıldır film yatıyor. Eskidi yani. Evet. Ya, yarın, 2 yıldır bitmişti yeni başlayacak. Yarın giriyor. Yayına şeye giriyor. Sevgili öğretmenim Dursun Akçam'ın çok önemli bir yazar. Ardahanlı yazarlardan birisidir. Ona söz vermiştim öğretmenim hocam senin film kitaplarından birinde mutlaka senin adının geçtiği bir
film çekeceğim diye. Kendisini kaybettik ama ahdımı yerine getirdim ve onun hikayelerinden de esinlenerek bir film yaptım. Biraz pandemi şeyine uğradı ve işte vizyona giriyor, bakalım neler olacak. Hayırlısı olsun, Tekrar'dan hoş geldiniz. Naif Ali Beyoğlu, ben hep siyasetçilere söylüyorum, yani siz iki dönem belediye başkanlığı yaptınız Kars gibi bir kentte. Öncelikle şunu sorayım hemen, Ardahan'la Iğdır'ı niye kopardınız Kars'tan? Niye ayrıldık Ardahan'dan Kars? Aslında ben o dönem herhangi bir misyonum yoktu ama evet. O dönem çok haykırdı. Yani Kars olarak soralım. Bizi niye küstürdünüz, sizden niye ayrıldınız? Ayrılmalarını istemedik. Evet. Evet, bu konuda da aslında keşke o dönem böyle bir şeyimiz olsa, gücümüz olsaydı ayrılmaması için çaba sarf etseydik. Ama bu politik bir tercihti galiba. Hı hı. Stratejik bir olaydı. Bu bölgeler ayrıldılar. Belki de yani o illerimiz için iyi oldu yani. Evet. Evet, yani Kars'ın da yükü hafiflendi mi acaba? Efendim? Kars'ın da yükü biraz hafiflendi mi acaba? Yani yükü hafiflemedi. Kars o zaman tam mesela aksine, şimdi o etkiledi. İllerimiz şanslı oldu ama o şansı da kullanamıyorlar hala. Hmm. Yani onun önü açılsa Ardahan mesela Gürcistan'la sınır. Kapısı açık. Evet. Ama i̇şte İran'ın diracı da yok. İran'la, Nahçıvan'la kapısı evet. Açık. Kars sadece Ermenistan'la. Anılıyor. Evet. Ha, evet. Iğdır'ın yani avantajı sınır var. Sınır kenti olup sınır ticaretinden yararlanmayan tek kent Kars. Yani düşünün, böylesine içe kapanmış bir kent, değerlerini kaybetmiş, kendisinden iki tane il ayrılmış, büyük göç vermiş evet. 70'li 80'li yıllarda ve her hükümetler tarafından, iktidarlar tarafından hep dışlanmış, ötekileştirilmiş. İşte iklim koşulları bize dezavantaj gibi görünmüş. Oysa bütün dünyanın gelişmiş ülkelerindeki bakıyorsunuz hep soğuk iklim koşulları, işte Kanada'sı, Amerika, yine Rusya, kuzey ülkeleri, İskandinav ülkeleri, bunlar dünyanın en gelişmiş ülkeleri. Evet. Ama o kar aslında beyaz altın, bizim zenginliğimiz ama bize yoksulluğun ve sefaletin resmi olarak geri döndü. Evet, şimdi bir de şöyle bakalım, yani ben şu Kars Ardahan ayrıldı filan evet. Bunlar beni pek haz etmediğim şeyler ama şöyle bakmamız gerekiyor. Bir kere Kars dediğimiz zaman Ardahan ve Iğdır'ı hiç ayrılan bir şey olarak gerçekten hiç kimse telaffuz edemiyor. Evet. Evet. Türkiye'nin hiçbir bölgesinde Kars, Ardahan, Iğdır gibi böyle üçleme içerisinde anılan hiçbir yer yoktur. Bunun bir nedeni var. Bunun nedeni yalnızlıktır. Yani. Çünkü Osmanlı-Rus Savaşı biliyorsunuz 1876'da Rusya Savaşı kazanır. Savaş tazminatı olarak Kars, Ardahan, Iğdır, Batum, Ağska savaş tazminatı olarak, Rusya'ya olarak verilir. Yani elden çıkarılır. Ayas Stefanos'la beraber şimdi, 1878'de. Bir kader birliği, daha sonra Sovyetler Birliği'nin olması, Lenin'in iktidara gelmesiyle yani kalktı ve Sovyetler Birliği Türkiye'ye zaten yardım ediyordu bağımsızlığı hı-hı. için. Bunları tekrar verdi şeye. Ve o kader birliği bu üç şeyi hep beraber yürümelerinin nedeni sağladı. Çünkü başka dayanakları yoktu. Geldiğimizde günümüze, bakın benim çocukluğum 1961 doğumluyum ve üçümüz de o bölgenin insanlarıyız. Evet. Oranın ne kadar unutulmuş bir yer olduğunu kimse bu kadar bilemez. Çünkü Türkiye'den bir türlü sayılamadı. Hani bir hikaye vardır, hep anlatıp da güleriz bizim şeylerde. 60'ların başında mı Cevdet Sunay mı geliyor şeye, Ardahan'a geliyor. İlk defa bir cumhurbaşkanı Kars'a Ardahan'a gelip ziyaret ediyor. Evet. Bizim böyle bir toprağımız varmış diye. Geliyor Ardahan'ın meydanına, Akuş'un kahvesinin önüne orada meydanda Cevdet oturuyor. Dediğimiz yere, evet. Oturuyor. Çağırıyor insanları, ya diyor kusura bakmayın biz diyor ancak kendimize gelebildik. Ve ancak da buraya gelebildik. Bundan sonra sizin haminiz, abiniz benim. Ne derdiniz varsa bana, ben bunları yerine getireceğim. Cumhurbaşkanıyım. Diyor ki söyleyin bana dertlerinizi, nedir şikayetlerinizi. Evet. Ben bunların hepsini yazacağım. Yazın diyor. Şikayet gelmiyor bir türlü.
Bir daha soruyor. Ya Allah Allah söyleseniz. Hiç derdiniz yok mu? Derdiniz yok mu ya? Evet. Vallahi yoktur komutanım. İnat hikayeler gibi. Sonunda şey orada çok yakası pırtık pırtık bir tane Hami dedikleri bir adam varmış. Onu çağır. Gel bakayım buraya. Adamın yamadan bir tarafı evet. gözükmüyor. Diyor ki sen diyor bir şikayetin yok mu diyor. Valla diyor yoktur komutanım. Ya nasıl olmaz diyor. Bak dökülüyorsun der. O da der ki var ya şikayetim var olmasına var da sizden değil diyor. Nerede şikayetin diyor. Kime şikayetin? Valla biz Rus hükümetinde çok şikayetçiyiz diyor. Ruslardan şikayetçiyiz. Diyor ki ya ne alakası var diyor. Rus yok ya, burası Rus yok Türk. Evet. Diyor ki öyle demeyin diyor. Şimdi diyor şu köprüyü görüyorsunuz diyor. Şoseyi görüyorsunuz caddeleri. Hepsi onlar yaptı. Onlar ya insan yaptıysa gelip bir bakar eder tamir eder. Reis Bey çok önemli bir şey söyledi. Kast öyle oldu. Nayip Bey evet, sizin bu, bize de kadar. Yani bir onu soracaktı. Bir Reis Bey çok güzel bir yere geldi. Bir eser bıraktınız mı Rusların o dönemdeki kaldırımlarda, o dönemdeki sokaklardan, caddelerden sonra bir cadde yapabildiniz mi? Yani biz zaten evet. sorarken aslında. Olanları korumaya çalıştınız. Yani, evet, korumaya çalıştınız mı? Ondan evet. sonra maalesef o doğal taş yollar, doğal taş, sal taşı kaldırımlar var. Evet. Bire bir metre şeyinde. Evet. Onların hepsi gitmişti. Tamamıyla üzeri. Gergen yok muydu? Yok, evet, yoktu. He. Ve doğal taş niye korumadınız ya Reis Bey? Asfalt çekilmişti belki ya da sökülüp atılmıştı. Hı-hı. Hiç yoktu, kalmamıştı. Kaldırımlar da tamamıyla öyle. İki tane ana cadde üzerine mozaikten kaldırım yapılmış. Hem kış memleketi hem de zaten kaldırımda mozaik kaldırım olmaz. Bu nasıl bir anlayış anlayamadım. Gerçekten orada düşünün bir altyapı geçecek. Kompresörle onu sökmek zorundasınız. Orijinal haline getiremezsiniz. Zaten kış memleketinde kayar insan düşer orada şey mozaikten. Onun için gelir gelmez hemen doğal taş Arnavut siz kaldırımı. Anavatan'dan geldiniz. Anavatan belediye başkanı olarak geldiniz. Doğru mu? Arnavut kaldırımı yollar yaptık. Şehrin ana yollarına bütün tamamına hı hı. ve doğal taş Ruslardan sonra ilk kez doğal taş kaldırımlar yaptık. Bütün dönemimizde. Evet şehrin. Ondan sonra maalesef bizden sonra yeniden o doğal taş yollar sökülüp atıldık. Bir, anlayamadığım bir neden. Yani düşünün siz yapıyorsunuz. Bunu İstanbul Belediye Başkanı da beni aradı. Başkanım ne olur bize de o bazalt taştan bize gönderin dedik. Bize ancak yetiyor dedik. Onlar ne imkansızlıklar içinde o çok pahalı olan o şeyi doğal taş kaldırım yolları, doğal taş yolları söküp attı bizden sonraki arkadaşımız. Ve onun müteahhitleri aldığı başka yerlerde gidip kullandılar. Böylesine azim bir şey. Ana cadde, Kazımpaşa Caddesi'nde 50-60 yıllık insanların, Karsların altında oturdukları, anıları olduğu o güzelim caddedeki bütün ağaçlar kökten kesildi. Neymiş kuşlar oraya pisliyormuş, batırıyormuş. Onun için ağaçlar kesilip atıldı. Çok hazin bir şey yani. Çok önemli. Şimdi bu bakış açısı önemli. Başkan zaten. Çok enteresan evet. bir konuya geldin. Yani bir ülke düşünün. Bir tek Kars'ta, Ardahan'da yaşamıyoruz biz bunu. Yani. Ülkenin tamamında bir var olanı yok etmek üzere yarışımız kurulu var. Bir yarışımız var. Hı-hı. Yapmak diye bir kavramdan gelmiyoruz. Bizim değil. Başkanla tanışma şeyimiz de çok ilginçtir. Tuncel Kurtiz'de bir karar verdik. Babaya dedim ki baba hoşça kal yarını çektik. Evet. Işıklar sönmesini çektik. Bizi devlet epey bir dövdü. Yorulduk. Epey bir ara verdikten sonra dedi ki reis ne yapacağız dedi. Dedim ki Tuncel abi dedim bir şey yapacağız. Bizim oradaki aşıklık geleneğinden yola çıkarak bir film yapacağız. Evet. Bir kelimeden yola çıkacağız. Ekip yok, hiç kimse yok. Senle ben gideceğiz. Uyduracağız. Doğaçlama yapacağız. Bu bir iki yıl düşündü. Sonra bir gün aniden söyledi. Dedi ki kalk gidelim. Kalk reis gidelim dedi. Biz dedi bunu denemezsek hiç kimse deneyemez. Deneyelim. Deneyelim. Kalktık gecenin bir vakti. Ben arabayı kullanıyorum Tuncel abiyle yollarda türkü şarkı söyleye Tuncel Kurtiz'le birlikte Kars'a indik. Nasıl bir kar yağıyor gecenin bir saati. Sokaklarda incin yok. Dedi ki hemen dedi çantaları bırakalım ve ben bu Kars'ta dolaşmak istiyorum. Bir bakmam lazım dedi buraya. Muhteşem bir şey gördü. Karanlık ve kocaman böyle karlar şey gibi yumruk kadar kar düşüyor. Hemen çıktık dışarı dolaşmaya başladık. Şuraya bakıyor. Dedim ki ya sen bir şey hatırlar gibi bakıyorsun. Dedi ki bu şehir beni hatırlamaz ama ben bu şehri hatırlıyorum dedi. Çünkü 1943 yılında
babası kaymakam olarak ilk defa Posof'a geldi. Posof'a atanıyor. Evet. Tuncel abi de 4-5 yaşındayken Kars'a geliyor, Kars'a trenle. Oradan atlarla, katırlarla şeye Posof'a geçiyorlar. Çocukluğundan hatırlıyor. Evet. Deliler gibi dolaştık. Biz halen Posof'a dedik ki, tünelini açamadık. Yalnız dedim, bir şeyi eksik söyledin Tuncel abi dedim. Nedir dedim? Dedim yani sen Kars'ı hatırlıyorsun da Kars seni hatırlamıyor diyorsun ya. Evet. Kars'ın insanı öyle bir şey değil dedim. Tuncel Kurtiz'i herkes unutmuştu. Evet doğru. Yurt dışına kaçıp gitmişti Tuncel evet. abi. Bir tek benim filmlerimde geldi oynadı. O zamana kadar kimse yüzüne bakmıyordu Tuncel Kurtiz'in. Kars dedim öyle bir yer ki, öyle bir kültürden geliyor ki senin oynadığın filmleri kenarından görür ve seni tanır dedim. Güldü. Tam başkanın yaptırdığı böyle bir aslanlı bir şey, bir köşe vardır. Tam orayı böyle dönerken. Başkanlıkta eden heykeller. Heykelleri. Evet. Başkanlıktan eden heykeller. Tam orayı dönerken 3-4 tane genç bile geçerken Tuncel abiye baktı. Onun da kafasında papak var. Hı hı. Bıyıkları falan böyle tam. Kar beyaz sarmış. Tam karısı gibi. Birisi baktı. Ola dedi, bu Kurtiz değildir dedi. Vay ya. Tuncel abi ben şaşırdım. Ben şaşırmadım ama Tuncel abi çok şaşırdı. Hani abi seni bak tanıdı demek ki ya. Seni tanımadım evet. Dedi ki yok yok değil dedi. Yok dedi ya bu budur dedi. Dedim ki başımı salladım odur dedim arkadan. Gördün mü Tuncel abi? Bir anda yüzlerce kişi bizi sardılar ve oraya götürüyorlar, buraya götürüyorlar. Ertesi gün Naif Bey haberini almış gecenin bir vakti. Aman ağırlayın, sabah da ben karşılayacağım, konuşacağım diye. Ertesi sabah gittik yanına. Çünkü hemen haber gitmiş ona ve biz ilk defa da Naif Bey'le o zaman karşılaştık, tanıştık. Naif Bey'in Kars'taki başkanlığı, Kars'ın diyelim ki binaları, şunları, bunları çok önemli değildi. Ya ömürler yetmez onları yenilemek yapmak evet. için ama bir çok önemli bir şey vardı. Kars bir kökeninden itibaren, Ruslardayken de, Ruslardan öncedeyken de Kars bir kültür şehri. Tarihi boyunca kültür insanı üretmiş Kars. Başkanın orada yaptığı en önemli şey Kars'ı yeniden eski kültürüyle tanışır hale getirmesiydi. Ve bir anda Altın Kars Film Festivali yaptık. 4 yıl yapıldı bu Altın Kars Film Festivali. Ben dünyayı dolaşan bir sinemacıyım. Evet. Bir anda bütün dünyanın göz bebeği oldu. Dünyadan gelmeyen yoktu Kars'a. En son benim bildiğim kadarıyla ben de bir İngilizce gazete çıkarmama neden oldu. Gazeteyi oturdum İngilizce Ankara'da yazdırdım. 8 sayfaya. Naif Başkan Çıldır'a büyükelçileri getirmiş. Doğru mu efendim? Evet. Kaç büyükelçi gelmiş o zaman? Yani şeye geldiler değil mi? Yani aslında büyükelçiler niye gelmişti? Onu anlatsın. Işıklar inat hikayelerini çekip bitirdik. İnat hikayelerinin galasını yapacağız. Hmm. Başkan da otobüsler verdi. Şunlar evet. zaten inat hikayelerine çok desteği vardı. Piyano getirdi yani şeye düşünün. Gölün üzerine. Evdeki piyanoyu at kızağına koyup gölün üzerine önce getirdi. Şey kamyona yükledik. Sonra oradan gölün üstünde çöker diye kızağa yükledik. Evet. Ve piyano Donmuş Göl üzerinde piyano çalındı orada. O sahneyi de yaptık. Şimdi evet. şey yaptık. Filmi bitirdik. Evet, büyük geçeceğim. Dedim ki ben bütün filmleri nerede çektiysem orada yapıyorum galasını. Kardan beyaz perde yapacağız. Ve kardan beyaz perdede filmi göstereceğiz. İnsanlar da gelecekler. Kardan koltuklarda oturacaklar. Başkana bunu anlattım. Dedi ki süper dedi. Ben ne gerekiyorsa yaparım. Kız attı, başkan attı, derdi Kars'a arabaydı. Anlatmak. Evet. Çünkü sevdası o. Doğru. Ve gelmeyen büyük elçi şey kalmadı. Konsolos kalmadı. Başkan nasıl başardınız onu? Ya şimdi şey var. Bu Ankara Sinema Derneği'nin de büyük desteği oldu. Osman Kavala benim dostum, arkadaşım. Hı hı. Osman Kavala'nın yani bugün içeride çürütülüyor. Ya gerçekten mesela Küresel Mirası Koruma Fonu'yla bizi, vakfıyla bizi tanıştırdı. Hı hı. Onların Pakistan'da bir müdürler vardı. Rafik diye bir müdürler vardı. Yani oradaki kale içi Osmanlı ve Selçuklu eserlerini canlandırma projesi hayata geçirdik. 10 milyon dolarla bize destek verdiler.
başlangıç olarak şeydeki Namık Kemal'ın evi yıkılmıştı. O evi restore ettirdiler. Topçuoğlu Hamamı'nı restore ettirdik. Kale içi Osmanlı mirasını canlandırma şeyi, projesi de o dönem 750 bin lira bir şeye verdiler. Mimara projesi çizildi. Böylesine bir şey yapıldı. O sırada Orta Doğu gazetesi Kars'ı Amerikalılar ele geçirir diye bir başlık atınca adamla çekip gittiler. Böyle garip bir şey. Büyükelçiler sonra. Büyükelçiler şimdi o daha öncesinde büyükelçileri Kars'a davet ettik. Yani Kars'ı tanıtmak için çok önemli bir şeydi. Çünkü amacım onların tur operatörlerinin programını almak, Türkiye'nin en doğusunda doğunun uygar kentini onlara tanıtmak, evet, ve onların fonlarından yararlanmak. O temelde Kafkas Kültürleri Festivali yaptık. Bu festivale 40, 50 bazen 60 ülkeden festival katılımcısı geliyordu. Bunları o büyükelçiler kendi ülkelerinden kendileri tamamını finanse edip karşılıyordu. Evet. Zira ben 10 yıl boyunca halkımızdan zaten büyük göç var. Su parası almadım. Belediyenin imkanlarıyla bunu yapma şansımız da yoktu. Zaten merkezi yönetimden de zaten insanlar bunu karıştırıyorlar. Ya çok para geliyordu. AK Parti iktidarına gitti. AK Parti'den oldu. Çok, evet, para geldi. 50 bin lira gelmiş. Bunu kitapta da yazıyorum zaten. Derken bir Kars sevdarası. Hayatın her alanında da bunu anlatıyorum. Var. Anlatmama, evet, rağmen. Yakına, evet, bir alır mısın? Ben gazeteciyim 34 yıldır. Hep heveslendim. Bir türlü kitap çıkaramadım. Naip Başkan kitap da çıkarmış. Gerçi Mehmet Öz, değil mi? Evet, çok değerli bir arkadaşım. Bilim Sanat Yayınları'nın sahibi Mehmet Bey'le siz de şey yaptık. O, evet, kitaba, yayın evlerinde bulabilirsiniz. Kitapta bir belgesel gibi. İşte, evet, zaten Reis kardeşimden de bir yazı geldi. Onu da oraya koyduk. Evet. Yani Tuncel abiyle her festivalimiz zaten tertip komitesi başkanıydı. Bir heyecan vardı. Kars'ta sinema, bütün sinema oyuncular, yönetmenler, yüzlerce, her şeyde hemen hemen 500 kişi geliyordu. Eğleniyorlardı. Bir ruhu vardı. İnsanlar sokaklarda Tuncel Kurtiz'le oturup sohbet, muhabbet, kahve köşelerinde, Tarık abi öyle. Bütün hep Cem Yılmaz bir saatliğine geldi, bir hafta kaldı. Yani birçok şey, tabii Reis'in çok önemli rolü var burada. Yani Ankara Sinema Derneği'nin dostlarımızın çok. Ali Bey'le oğluyla görüşürken Reis abi de orada Taksim'deydim. Dedim bir orada uğrayabilir miyim diye. O arada dedim ki yani bir böyle bir program yapabiliriz, sağ olsun kırmadı. Çok da benim için çok büyük bir sürpriz oldu. Ne kadar da görüşmüyordunuz? Yani birkaç ay oldu yani. Evet. Ya ben televizyon, ya biz hep çektiğimiz için televizyona çıkmak benim için dünyanın en zulüm işlerinden birisi. Siz çekimcisiniz, evet, Ahmet ya, abi değil mi? Şu anda arka kamera arkası. Onun için gittiğim şeyler değildi. Kıramadığım arkadaşım yıllardır. Çok sağ olasınız. Onun için sen de geldiğini duyunca dedim ki çıkalım. Hayır, evet, ben bir soru sorabilir miyim? Yine oraya gelelim. Yani ben Kars'ta kaç tane mahallesi var? Yani 22 tane. Kaç köyü var efendim? Köyü? Yani şey ilçesi. Yani, merkez ilçeyle beraber 8 ilçesi yani, var. Kaymakamlar geldi bir sürü. Hı. Valiler geldi gittiler. Belediye başkanlıkları yaptılar. Hı. Ben şunu hep merak ederim. Yani hep söylerim. Gazetemde de yazımda da yazarken de yazıyorum. Remin çok güzel bir şey anlattı Reis Bey. Dedi ki Tuncel Kurtiz'in babası Posof'ta kaymakam. Hı hı. Ben Posof'a giderken ya bunu da Tuncel Kurtiz'in babası kaymakam bey yapmış diye bir çeşme göremedim. Siz bir çeşme bıraktınız mı? Yani bu kadar kaymakam, bu kadar belediye başkanı, yani eserin nedir sizin Kars'ta diye sorayım kısacası. Ya ben şimdi bunları anlatsam. Kısa en önemlisi. Ya, asıl en önemli tanıtma. Yani Kars'ı gündeme getirmeniz oldu. Çok yani, güzel oldu. Yani bu festivaller, etkinlikler, işte büyükelçiler, işte Kars Spor'u amatörden... Ama altyapı, Kars Spor alıp, örneğin ikinciye çıktı. Amatörden alıp ikinci ligin en üst sırasındaydı. 2009 yılında seçimi kaybedince aslında ikinci ligin en üst sırasındaydı. Birinci lige çıkıyorduk o sene. Ondan sonra düştü, şimdi amatöre düştü. Kars Spor testlerini yaptırdık. O zaman Gafar Okan'ın adını verdik oraya. Yani şimdi bunlar önemli ama... Altyapı önemli olan, mahallelerde tek bir hizmet yoktu. Yol yoktu, su yoktu, kanalizasyon yoktu, park yoktu, çocuk parkı yoktu. Bunlarla yani tanıştık aslında. Bütün bunların hepsiyle tanıştılar. Bütün mahallelerin tamamını, yollarını yaptık. Ve kanalizasyonu yaptık, suyu getirdik. Bunları anlatmak çok şey yani, ayıp oluyor, yakışmıyor yani. Peki. Şimdi bunlar her belediyenin yapması gereken şeyler ama önemli olan hiçbir geliriniz yok. Su parası dahi toplamıyorsunuz. Ben ulusal ve uluslararası kaynaklar bularak yapıyordum. Yoksa bunlar her belediyenin yapması gereken, evet, şeylerdi. Doğal. İşte şey, kimi insanlar, evet, dışarıdan oturup işte Kars'ı eleştiriyorlar. Doğrudur. Yani kentlerde yaşayan organizmalardır. Her zaman ileri gitmez. Biz, siz
bu kendinize bakmasanız hastalığa yakalanırsınız. Evet, kentlerin de bakımı olmadığında, yenilenebilirliğini sağlamadığınız anlamda kentler de hastalığa yakalanırlar. Çöplerin bir gün alınmadığını düşünün. O parkların bakımını yapmadınız. Kaldırımlardan binlerce insan geçiyor. Yenilenebilirliğin yollardan binlerce araç geçiyor. Bunları yenilemeniz lazım. Evet. En azından. Bunlara uğraştık. Yani bütün bunlar olmayınca kent yeniden hastalığa yakalanır. İşte bizi üzen de bu. Yani orada her karışında, her şeyinde Kars'ın kamuya ilişkin her karış toprağında benim ve mesai arkadaşlarımızın alın teri var. Bana zulüm gelen o. Beni çok üzen o. Yoksa biz yaptık, yeterdi. Ama gerçekten... Sen zulüm ediyor başkanım. Yani ne oldu zulüm? Niye zulüm? Zulüm geliyor çünkü Kars çok... Yapılanlar mı kırıldı diye zulüm? Yapılanları korumayı bırakın. Tamamıyla yıkıldı. Sanki birileri geldi, Moğol istilası oldu. Kars'ı gerçekten yerle bir etti. Bütün o kadar mı? O doğal taş yollar sökülüp atıldı. O ağaçlar kesildi. İşte bir sürü şey. Yani sanat merkezi kapatıldı, tiyatro kapatıldı, Kars Spor bitti, festivaller bitti. Yine benzeri birçok şeyler. Kent konseyi bitti, bir sürü şeyler bitti. Oradaki tarihi binalar kaderiyle baş başa kaldı. Yani kentsel sit alanı ilan ettik, koruma amaçlı imar planı yaptık. Kars'a 300 küsur binayı koruma altına aldık. Binlerce eski tarihi bina, tarihi tepki binalar yıkılmaya başlamıştı, yıkılmıştı. Ne katedraller, ne kiliseler. Ama gelir gelmez bunları Çekül Vakfı'yla, Mimarlar Odası'yla beraber bunları yaptık. Ama işte dediğim gibi koruma birçok insanın tepkisini aldı. Başkanım, o dönem çok tepki gösterdiler. Ama şimdi bakıyorum ki turizmin önemli merkezi olmuş orası. Çok turizm yani açılmış. Tarihi binaların hepsi tek tek restore edilmeye başlamış. Otel olmuşlar, kafe olmuşlar. Oteller, kafeler, birçok şey. Özellikle Kartiz bu Dua Ekspresi de, Dua Ekspresi de biliyorsunuz o zaman Erzurum Ekspresi olarak hızlandırılmış bir şekilde. Az bir hızlandırılmış. Evet. Erzurum Ekspresi olarak seferlere konmuştu. Biz de heyetler oluşturduk. Gittik dedik ki Türkiye Erzurum'a kadarsa o zaman biz neyiz peki? O bir sürü kampanya oluşturduk ve Doğu Ekspresi adı altında Kars'a gelmesini sağladık. Bugün gelişinde Doğu Ekspresi geliyor ama Kars'ı hak ettiği noktada göremiyor. Hem insanlarımız günü kurtarmak adına günlük şey olarak bakmamaları gerekir. Uzun vadede bakmak lazım. Gelen turisti orada cazibe merkezi haline getirmek lazım. Orada yeniden gelmesini sağlamak lazım. Orada iyi hizmetler yapmak lazım. Yani Başkan, siz başkanlığı bıraktınız mı yoksa seçim kaybettiniz? Ben yani 2009 yılında kaybettim. Kaybettim ama bütün seçimlerde hep bütün herkesin bana vuruyordu daha doğrusu. Yani merkezi düzeyde çok özel şeydi, uğraşıldı bizimle. İmkanlarımız yoktu. Birçok talihsizlikler yaşadık. Ama değerli hemşehrilerimizin şeyinde hala yani kalbinde olduğuna inanıyorsunuz. Yani çok büyük bir şey var bu sefer. Büyük Anladım. Bir talep var. Ama öyle bir kararım yok şu anda. Fakat Ankara'dasınız. Yok, Kars'tayım. Kars'ta, Ankara'da. Evet. Yani artık o yanlış bitti. Tabii. Kars'ı terk etti falan diyorlar. Şimdi seçilmeyenler gidiyor. Siz Ardahan'da mısınız? Gelenler çantayla geliyor, sonra gidiyorlar çantayla. Siz Ardahan'da mısınız, İstanbul'da mısınız? İstanbul'dayım şu anda. Yani hem Ankara'da, evet, Ardahan'dasınız, evet, hem İstanbul'dasınız. Yani, ama niye diyorlar onu size? Siyasetçi olduğunuz için mi söylüyorlar? Yani? Nasıl, neyi? Hayır, işte Ankara'ya gitmiş yerleşti yani falan. Şimdi bakın, bunu da özellikle konuşmak istemiyordum açalım, ama. Açalım, lütfen. Evet. Birincisi, çocuklarım okuyordu, onlar için gitmek durumundaydı. Evet. İkincisi, orada öylesine ihanetlerle karşılaştım ki, yani onlardan bir müddet kırıldım ve kopmak istedim. Üçüncüsü, en önemlisi de bu. Şimdi benim yüzüm çok yumuşak. Yani başkanlığım döneminde o iş yerlerimi nasıl kaybettim biliyor musunuz? İnsanlarımız dershanelerin aidatlarını yatırmamaya başladı. Evet. Yani kendimize... Başkanlık yaparken 10 süre içinde siz... İlgilenmedim. Apartmanlar dikmediniz. Yani, balonlar sattınız mı? Bütün... Balonlar mı gitti? 13 tanesini kaybettim iş yerimi. Şimdi başkası belediye başkanlığında köşeyi dönüyor. Şimdi ben... Biliyorum ki Kars'ta kendim şu anda bir iş yeri açıp başında kalsam, şimdi ailemin falan orada hep iş yapıyorlar. Evet. Ben de orada televizyon falan devam ediyor. Evet, ama evet, şimdi ben orada iş yapsam, insanlarımızın ekonomik durumu zaten çok kötü durumda. Ya başka sonra veririz falan diyecekler. Gidiş o gidiş, ben de kırmak, evet, ve onlarla karşı karşıya kalmamak adına. Anladım. Dedim Kars'ta gidip iş onları yaparsam. Izlemek. Ya ben de ayakta kalmak, evet, zorundayım. Doğru, onun için Ankara'da iş yapmak zorundaydım. Doğru. Ne iş yapıyorsun yani anda? Yani bir ara emlak işleri yapmaya çalıştık. Hı hı. Onu da ettik. Şimdi Reis Bey, ben şunu anlayamıyorum. Sinema konusu olunca veya gazetecilik, ki profesyonelsiniz bizde dahi.
Ben niye size işim olduğu zaman ya reis, eski reis onu belediye başkanı yapmış. Bir danışman danıştırıldı mı belediye başkanı? Niye sizi çağırıp da demez ki ya kardeşim siz büyükşehirin danışmanısınız. Siz yaralan, bana mı? Örnek diyorum. Yani öyle siyasetçiler de birbirlerini atıyorlar, unutuyorlar. Yani gazeteci nasıl fotoğraf çekilir, nasıl haber yapılır da abilerimiz örgütüyor ya, biz bir sürü insanı örgüttük. Ama siyasiler böyle seçildi mi eskilerini çağırıp da bir fikir almazlar. İşte yüzüncü olan o. Siz de yapmadınız ama. Ama ben yok, ben bakın Kars'ta yani gerçekten. Arpaçay'ın eski belediye başkanı, Susun'un eski belediye başkanı. Hele bir kez ya sen belediye başkanı yaptın. Yok yok değil. Neler ben yaptın, şey söyleyeyim, ben başkanlığımı bıraktığım dönemde bizler geçeceğiz. Belediyemiz ve Kars bakidir. Evet. Onun için bir telefonunuz yeter. Büyükelçiler, uluslararası kaynaklar. Bırakın onu, beni şey etme, onore etmeyi, yaptırdığım yani yarım kalmış tamamıyla işte kat otopark, işte otogar, katlı otoparkın tamamını, parasını da ödemişiz. Açılışına davet bile edilmedim. Yani ödemişim, benden hemen birkaç ay sonra açılış yapıldı, yetişmedi çünkü kış girmişti. Oraya davet bile edilmedim ve bir karalamalar, bana ne varsa yıkılıp döküldü. Şimdi oysa ben şunu yaptım, dediğiniz doğru. Selahattin Filtekin'in evet. adını köprüye verdim. Kendisini davet ettim her festivalde. Kendisine şilt verdim. Tabii evet. Turan Çelebi'nin adını caddeye verdim. Onlardan her zaman yine Sabri Koç, evet, bütün evet. onların hepsini ben onurlandırdım. Tabii canım. Yani bu çok önemli. Ben de isterdim ki ya oradan bir seçilen dese ki arkadaş ya sen bu şehirde ya ne diyeyim? Ne diyeyim? Ama şu var. Kars'ta özür dilerim. Kars'ta çocuklar, gençler çok vefalı. Çok vefalı çocuklar. Evet. Ben gittiğimde, bu seçimde gittiğimde doktor olmuş bir kızın, genç kızımız diyor ki başkanım ben bana verdiğiniz o Barbie bebeği hala saklıyorum. Oyum sizin diyor. Ya da bir çocuk diyor ki bana verdiğiniz kumandalı araba, çünkü ben bu milli bayramlarda Kars'taki zengin fakir ayrımı yapmaksızın bütün çocuklara o 19 Mayıs'ta 23 Nisan'da İşte bütün voleybol topu, basketbol topu, sırt çantası, işte herkese, bütün çocuklara saat taktık. Bütün çocuklara. Liseye bir gün valiyle beraber liseye gittiğimizde Alparslan Lisesi'nde bir sınıfta 45 kişi, 45 öğrenci vardı. Sayın Vali o zaman demişti ki arkadaşlar saati olan elini kaldırsın. İki kişinin saati vardı o yıllarda. Düşünebiliyor musunuz? Lise son sınıfta çocuğun iki kişinin saati vardı. Bütün çocuklara, anaokulundan lise son sınıfa kadar bütün çocuklara her bayramda, ulusal bayramda hediyeler veriyorduk. Bu önemliydi. Çocuklar çocukluğunu yaşasın diye. Bize bir katkısın. Şimdi çok güzel bir konuyu açtın. Toplumları biraz gerçek yapısıyla ele almak, yani gerçekten bakmak ve yüzleşmek çok önemli bir sosyolojik kavramdır. Toplumlar kendi gerçekleriyle yüzleşmezse, bireyler de kendi gerçekleriyle yüzleşmezse toplumsal gelişme de olmaz, bireyin kendisinde de gelişme olmaz. Şimdi bizim toplum olarak, işte başkan anlatıyor işte şunu yaptı, bunu yaptı, ondan önceki bunu yaptı, şunu yaptı. Başkan bıraktığında onun yerine gelen yine AK Parti'den bir başkan seçildi. Aynı partiden, evet. Gelir gelmez ilk işi bir önce festivali kaldırdı. Sonra yapılan her şeyi sildi. Aynı partisin. Daha önceki partilere bakın. CHP kendi içinde. Diğer Adalet Partisi kendi içinde. İnanılmaz bir çekememezlik miydi? Bu topluluğa baktığınız zaman burada ortak fayda kültürünün gelişmediği bir toplumla karşılaşırsınız. Evet. Olay bu. Tüm mesele de buradan gelir. Yani bir batılı senin deneyimli halini, evet. adını koyalım, sömürmeyi kendisine işlev olarak. Ya bu bana katkı der. Tabii canım, evet. Ama gelişmemiş cahil toplumlardaysa benim adım Naif'le anılır diye hemen onu silip atmak. Levhasını kaldır gitsin. Bakın kaç yıldır AK Parti 18 yıla. 8 tane Kültür Bakanı, biz sinemacı evet. olduğumuz için tanıştık. Evet. 8 kere hükümet değişti. Sanki o gitti yerine Cumhuriyet Halk Partisi geldi veya da MHP geldi. Başkası geldi sanki. Evet. veya da başka bir ülkeden bir parti gelmiş. Yani aynı partinin içinde de olay aynı. Silip süpürerek gidiyor.
İşte bu toplumlara baktığınız zaman sosyolojik olarak bu toplumların gelişmesinin önündeki en büyük engel olarak görürsünüz bunu. Yani. Niye? Çünkü bireyin ortak payda kültürü ve kendisini ilerletme kültürü, kompleks kültürünü yenememiş bir birey maalesef, olduğunu görürsünüz. Yani. İşte bundan dolayı da biz yerimizde sayıyoruz. Deneyim ya Fakir Yılmaz Yılmaz'ın gazetecisi. Yaralanalım. Yani arayacak ya. Falan ya. Geldiğinde arkadaş sen bu Ardağan'ı 1000 senedir yazıyorsun gel otur bakalım. Sen benim danışmanımsın. Aynen. Bunu yaz. Faydalanayım senden. Yönelim. Yine be dinleme de. Dinleme de. Yani faydalan. Bir ülke olarak bunu yapmıyoruz. Evet, evet. Şimdi ben tabii partiler bana göre hep çok uzak kalmışımdır. Çünkü evet. Hiçbir partiyle kafam uyuşamadığı için aykırı bir evet. Şeyde. Bakın Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bakın. Bugüne kadar geldiği noktalara bakın. Çok ender zamanlarda çok ilerici şeyler yapmışlardır. Onun dışında hep yerinde sayma mekanizması olmuştur. Maalesef. Partilerin iktidarlara gelme kavramına baktığın zaman yani partiye aday olup da önde koşmaya başlayan milletvekili adaylarına baktığınız zaman iyileri saygıyla karşılayarak kenara koyuyorum evet, ama maalesef. %80'i 90'ının bu devletin ihalelerini kim alacak savaş yılının peşinde koştuklarını görüyoruz. İşte en büyük problem budur. O, çünkü devlet bu. Ben gazetecilik yaptım. Ta merkezinde yaptım üstelik de. Başbakanın, meclisin filanı. Evet, evet. Bir gecede kaç kere ihale yasasının değiştiğine gözlerimle, kulaklarımla tanık oldum. Çünkü ona değiştiriyor. Böyle bir ülke olduğu zaman diye, olmaz. Olmaz. Bir anlayıştan olmaz. Için, bir çeşmede bekleyemeyiz. Evet. Sizin. Ne zaman doğru bakarız? Şöyle doğru bakarız. İşte bu sonuçlar diyelim ki Sayın Ali Naif Beyoğlu başkan yönetiyor burayı evet. Veya da İstanbul'u yönetiyor. Sorunlar var. Senin zamanında işte bu battı, memleket gitti falan bütün getirdik suçu sana yükleriz. Alışkanlık olarak. Ve bütün yükü de geçmişten gelen bütün alışkanlıkların yükünü de sana yıkarız. Bütün kabahatli sensin. Kendimize ne yaptığımızı söylemeyiz. Oysa ya bu geçmişten gelen ciddi bir devlet hastalığımız bizim bu. Geriye bakmadan önümüze bakmamız evet. Gerekiyor evet. Ve sadece, geriye kalanlarla yaralamamız gerekiyor. Atası eksik. Evet. Yaralamak ve onun üzerine bir şeyler atmak. Katmamız gerekiyor. Şimdi onun için de bunların dışına çıkarak bakmayı daha keyifli buluyorum kendi kendime. Ondan dolayı Kars Ardahan ve Iğdır'la ilgili bir hatta belediye başkanları oldukları zamanlarda tanıyayım tanımayayım hepsine gönderdim bir şey. Belge gazeteciliğimden edindiğim şeylerle. Dedim ki bakın geri kalmışlık bir kaderdi. Geri kaldık ve yoksul kaldık. Bu bölgeler hali yoksul. Olmamalı. Ama bu tarih öyle bir zamana döner ki bunu bir artıya dönüştürebilirsiniz. Aslında bu artı var fikir. Şu an. Bu fikir. Nedir artı? Artı şu. Bugün yüksek bölge kar ve soğuk olduğu için seracılık şu bu yapılamıyor ve meyve yetişmediği için de tarım alanına Türkiye'de en az zehirin yani gübrenin evet, girmediği tek yer Kars Ardahan Iğdır. Bunu öne çıkarın. Şuna bir Kars Ardahan Iğdır'a girmeden önce bir ara reklam verelim. Ekonomi de önemli çünkü. Tamam. Reklamımız bir yayınlansın, yayınla devam edeceğiz. Evet, gazeteleri gündem devam edecek. Tempo TV, sizin kanalınız. Çapanlar İnşaat'tan 3. etap bloklarında güzel imkanlar. Kura Nehri ve Ardoğan Ovası manzaralı lüks daireler. Uygun fiyatlar, hemen anahtar teslimi. Arayın Kafkasya'nın başkentinde ev sahibi olun. 0532 796 2531.
Çapanlar İnşaat'tan 3. etap bloklarında güzel imkanlar, Kura Nehri ve Ardoğan Ovası manzaralı lüks daireler, uygun fiyatlar, hemen anahtar teslimi, arayın Kafkasya'nın başkentinde ev sahibi olun. 0532 796 25 31 20 yılı aşkın tecrübe ve deneyimimizle kendi modellerimizi kendi atölyelerimizde özenle tasarlayarak gerek yurt içi gerekse yurt dışında sevgili müşterilerimize en yeni ve gözde trend ürünlerimizi kaliteli kumaş ve uygun fiyat ile buluşturmaya ilke edindik. %100 müşteri memnuniyeti ilkesiyle yola çıkarak online, toptan ve perakende mağazamızı kurduk. İstanbul Fatih Mercan'da toptan ve perakende mağazalarımızda Türkiye ve dünya genelinde ürünlerimizi BM Fashion kalite garantisi ve güvencesi altına ulaştırıyoruz. BM Fashion ile en trend moda ürünlerini uygun fiyatlara giyinin, kendinizi iyi hissedin ve mutlu yaşayın. BM Fashion ile güzel giymek herkesin hakkı. Bizim için bir müşteriden çok daha fazla anlam taşıyorsunuz. Bizimle tanıştıktan itibaren artık size ailemizin bir parçası olarak davranacağız. Sizi özel hissettirmek ve kafanızın rahat olması bizim için en büyük değerdir. İhtiyaç duyduğunuz oto yedek parçayı sürekli çeşitlendirerek sizlere en kısa zamanda, en uygun fiyatta ve en iyi hizmette sunuyoruz. Sizi İstanbul Esenyurt'taki Fatih Oto Sanayi sitesine bekliyoruz. İlke Otomotiv. İlkeli duruş, benzersiz hizmet. Batıdan doğuya memlekete yatırım Polatlar Tekstil, Ahmet Polat, Erhan Polat, Muharrem Aktaş.
Can su arıtma sistemleri Türkiye'nin her yerinde siz değerli izleyicilerimiz için hizmet vermeye devam ediyor. Ürünümüz 5 fonksiyonlu özel filtreleri sayesinde suda bulunan mikropları, ağır metalleri ve suyu sertleştiren diğer zararlı maddeleri sudan arıtarak suyu sağlıklı, yumuşak ve içilebilir hale getirir. Ancak suyun içilebilir olması için sadece zararlı maddelerden arındırılmış olması yeterli değildir. Alkali filtre sayesinde insan vücudunun ihtiyaç duyduğu birçok mineralin suya katılımını sağlar. Alkali su tüketimi Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilmektedir. Ekranda görmüş olduğunuz gibi ergonomik, az yer kaplayan, şık tasarımı ve özel bataryasıyla sizlere kolay kullanım sağlar. 12 litrelik su tankı sayesinde şebeke suyunuz kesilse bile su ihtiyacınızı kolaylıkla karşılayabilirsiniz. Evinizde, ofisinizde, iş yerinizde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Biz Tempo TV olarak siz değerli izleyicilerimiz için bu muhteşem ürünü sadece 1800 liraya Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. 150 lira peşin, kalan 1650 lirayı da 11 taksitle ödeyebilirsiniz. İstanbul ve Tekirdağ bölgelerimiz için senet imkanımız vardır. Diğer bütün illerimiz için ise kredi kartı seçeneğimiz mevcuttur. Detaylı bilgi almak için ve sipariş vermek için bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0544 882 60 20. Can su arıtma cihazımız 2 yıl servis garantilidir. Bu kampanyalı ürünümüzü kaçırmamak için hemen bizi arayabilirsiniz. Yüksek enerjisiyle Gülesin ve Batı Karadeniz'in kültür elçisi Ercan Gönültaş sizlerle. Gülesin'le Ercan Gönültaş Show kültür elçisi programının bu haftaki konuğu Saliha Aslan olacaktır. Dizilerin sıraya, ayakları üçleyin, zıldık çekek havaya. Haydi dostları halaya, dizilerin sıraya. Gülesin'le Ercan Gönültaş Show kültür elçisi her perşembe 22'de sizin kanalınız Tempo TV'de. Yılmaz'la Bizim Memleket bu hafta Tokat Çamlıbel'e bağlı Akın Köyü belgeseliyle sizlerle. Efendim yine Tokat'ımızın güzel köylerinden biri olan Akın Köyü'ndeyiz bugün. Gelin kaynana atışmasından. Diyor ki her adam yapamaz diyor, öyle mi? Niye? Bunun dustası var. Diyor ki her adam yapamıyor diyor. Ama ben de yaparım aynı. Ben de yaparım diyor Fatma anne. Peçin yapmam. Yöresel yemekleri. Eser sergilemişler. Ben emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum. Ve herkese bir alkış rica ediyorum bu emeği yapanlara. Gülmek krizine giren insanlardan. Daha güzel bir tanıyalım abici. Çok güzel. Evini müziğe çeviren amcaya. Önce şu yazılardan isterseniz başlayalım. Hepsini alacağız Ahmet abi. Hepsi ve daha fazlası Yılmaz'la Bizim Memleket her cuma 22'de sizin kanalınız Tempo TV'de. Allah polislerin, askerlerin yar ve yardımcısı. Rabbim gönderin durmanı taşa değdirmesin. Bizi de alsınlar beyimle beraber. Gidek onların ayakkabılarını temizleyek, çoraplarını yıkayak, bulaşıklarını yıkayak. Kızıl elmaya, hey kızıl elmaya en güzel marşını vurmakta mehter. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber. Güzeldir bizim diyar, ömür sürer bahtiyar. Demokrasi kazanmış, kudretli devletim var. Birinden değerli konuklarımızla Mehmetçik Özel programında, Tempo TV ekranlarında. Mehmetçik Özel, cumartesi saat 20'de. Sizin kanalınız Tempo TV'de.
İnternet bankacılığı, mobil imza, elektronik imza ya da Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı kullanıyorsanız E-Devlet kapısı şifrenizi kendiniz oluşturabilirsiniz. E-Devlet kapısına giriş yaptıktan sonra menüden güvenlik ayarları sayfasına girerek şifrenizi değiştirebilirsiniz. Mobil imza, elektronik imza ya da Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartıyla giriş yaptıysanız E-Devlet şifresi oluştur veya bilgilendirme metninde yer alan şimdi oluştur bağlantısıyla şifre belirleyebilir, internet bankacılığıyla giriş yaptıysanız şifremi değiştir butonuyla şifre belirleme sayfasına ulaşabilirsiniz. 5000'den fazla hizmet için hızlı ve güvenilir adres türkiye.gov.tr. Şiddet görüyorsanız veya şiddet görme ihtimaliniz varsa kadın destek uygulaması KADES'le emniyet ve jandarmadan en hızlı şekilde yardım alabilirsiniz. KADES, ihtiyacınız olduğu anda. İşte yine akıllı işaretler, 7 yaş ve üzeri diyor. Bu olmadı, başkasına bakalım. Korku ve şiddet mi? Bir şey olmaz, korkmam ki ben. İyi misiniz çocuklar? Evet anneciğim. Akıllı işaretlere dikkat edersen medyayı daha doğru kullanarak medya okuryazarı olursun kardeşim. Medya okuryazarlığı da emniyet kemerimizdir. Sağ ol ablacığım. Medya okuryazarlığıyla daha güvenli yol alabilirsin. Unutma, izlediklerimizin izi kalır. Tempo TV, sizin kanalınız. Evet, gazetecilerle gündem adlı bir programda konuklarımız Naif Alibeyoğlu, Kars Eski Belediye Başkanı. Aynı zamanda gazeteci olduğunu burada öğrendiğim, gazetecilik mesleğini yani bu kadar aktifçe yaptığını kendisine öğrendiğimiz Reis Çelik, sinema yönetmenimiz buradalar. Kaldığımız yerde devam edeceğiz. Kars, Ardahan, Iğdır'da kalmıştık Reis abi. Evet yani bu bölge için çok önemli bir şans var günümüzde geldiğimizde. Yani o kader kurbanlığını ve yalnızlığı bugün ne olarak değerlendirebiliriz diye baktığımızda dünya bugün bir tek şeyin peşinde koşmaya başladı. Genleriyle oynanmamış, zehir girmemiş, zehirli gübrelerin toprağa karışmadığı doğal bitkilerden, organik bitkilerden, besinlerden bugün dünya beslenmek ve onun peşine koşmaya başladı. İşte tam da bizim bölgenin kaderinin değişmeye başlayacağı çok önemli bir alan başlıyor. Buna ilgili belediye başkanlarına mektup mu yazdınız? Hepsine rapor yazıp gönderdim. 20-30 sayfalık bir rapor yazıp tek tek gönderdim. Bakın bunu iyi değerlendirebilirsiniz dedim. Yani orada bir yerel buğdayın yetişmesi, orada yerel hayvandan elde edilecek sütün, peynirin ama bunu şu sistemlerle insanlara güven veren bir tescille yapıp da bir sisteme soktuğunuz zaman bu buranın altını petrolü olur dedim. Yani. Ve gerçekten de o şansı var şu an oranın. Ya reis teşekkür ederim, zahmet etmişsin bize bir şey göndermişsin deyip de dönen oldu mu? Başkanlardan. Yani baktık dediler de öyle bir şey görmedim. Yani. Ne kadar oldu gönderdiğiniz? Seçimden sonra mı? Seçimden 6 ay sonra gönderdim hepsini. Yani evet. Bir noktada belki haklılar da çünkü öyle bir şey olmuş ki benim farklı şeylerle uğraşmama müdahale edildi. Ya sen kendi işine bak dedi. Biz Kafkas Korporasyonu kurduk. Sınır ötesi bölgesel işbirliği. Günümüzde çok kabul gören bir şey biliyorsunuz. Barents'e örnek aldık. Ya dediler sen kendi yoluna kanalizasyonuna bak. Başka işlerle uğraşma. Ya düşünün.
Çok önemli. Onlar da şimdi... Ama başka bunu söyleyebilirler. Onu söylüyorlar da işte bizimkiler de buna adapte olmuşlar. Bakın yani çok güzel bir örneği var. Ha. Bu ülke komünizm alerjisiyle yaşayan, büyütülen bir ülkedir. Evet. Evet. Değil mi? Doğru. Çocukluğumuzdan beri. Karsardan'da daha çok. Zaten bizi o yüzden kenara ittiler. Evet. Şimdi Tunceli Dersim Belediye Başkanı, arkadaşı daha önce Ovacık İzliyoruz, Belediye görüyoruz, Başkanı. Evet. Bütün Türkiye gidiyor şu an o komünist başkanın yetiştirdiği ürünleri topluyor ve arıyor herkes. Bunu evet. Sağcısı, solcusu, MHP'lisi, sosyetçi, herkesi evet. Bakmıyor buna. Ya. Ve bu topluma bir şey anlaması lazım. Ya bu işin komünisti veya bilmem nesi değil. İnsana bakın, insan ne üretiyor? Ve gerçekten insanlar gidip aldıklarında güvenli bir şey buluyorlar. Dünyanın ihtiyacını kim ne derse desin etkilenmeden yapacaksın. Tam bunu. Zamanı diyorsunuz. Kars örneğin Ardahan'ın Kars'ın kalkacak. Kars diyecek ki evet Kars'ın kazı, Ardahan'ın kazı meşhurdur. Peynir de meşhurdur. Şimdi standart getiriyorum. Peynir şu şu standartlarda olduğu zaman Ardahan veya da evet. Kars peyniridir veya bilmem nesi. Ama bir turizm şeyi başladı. Kimse biz inat hikayelerini çektiğimizde çıldırın kimse adını bile bilmiyordu. Çıldırdın mı diyorlardı evet. Nedir demek. Hatta Sezen Aksu beni aramıştı. Ya reis bu inat hikayelerini izlemiş. Nerede çektiniz bu filmi? Ben de dedim ki hangi ülkede çek dedim ki Baykal Gölü'nde çektim Sibirya'da. Yapma ya çok uzak ben de orada yapmak istiyordum. Dedim ki Sezen Hanım benim doğduğum yerde çektim. İlk defa o zaman duyulmaya başladı. Sonra Kars'ta gelip klip çekti biliyorsunuz. Geldi orada ve ondan sonra insanlar gelip orada filmler çekmeye evet, başladılar. Evet. Diziler yapmaya başladılar. Yani siz şeyi bahsediyorsunuz başkan diyor ama diyor ki mevcut bırakmıyorlar ki kardeş sen başka hayır, şey yapma. Hayır yapacaksın. Ama başkan dediğiniz de dinlemeyecek şeye bakacak ha. Yani başkan dediğiniz özgür olmalı, birilerine adapte olmamalı. Biat kültürü çok kötüyse zaten yıkan o. Yani şimdi burada maalesef ülkemizde bir bakan var, bir milletvekili var, iktidarın açısından diyorum, bir belediye başkanı var. Hepsi Sayın Cumhurbaşkanı. Farklı şeyle hareket etme, manevra kabiliyeti insanlara bıraktırılmıyor. Yani başkan onlar, öncesinde de bunu doğru algılayalım. Bugün bunları feci bir yönetim. Bunu tartışacak bir şey yok. Komünist başkan özgür bir şekilde kendisi ama bağımsız hareket ediyor. Doğrusu da bu. Olması gereken bu. Şimdiye kadar gelişen, yapılan şeylerden bir farkı yok. Aynı şeyler devam ediyor. Yani biz tabii 20 yaşına gelmiş bir çocuk, genç. Türkiye'nin sadece böyle bir partiden, böyle bir yönetimden ibaret olduğunu hatırlıyor. Çünkü başka bir şey görmedi. Görmüyor. Onun için biz köklü bakmak durumundayız. Köklü değişikliklere, köklü akla ihtiyacımız var. Artık bunlar tekrarlanıyor. Bunlar feci işte şu işte fabrika gelişi Ardahan'a efendim pankart açıyor. Ardahan'a havaalanı istiyoruz. Ya neye istiyorsun? Ne olacak havaalanı olduğunda senin Ardahan'a? Ne getirecek sana? Sana ne faydası olacak? Sen Ardahan'ın nehrini kesiyorlar. Evet. Ve Ardahan'ın yönünü çevirmeye çalışıyor Kur'an nehrini. Ardahan'ın hayatını besleyen tek kaynağını, tek ya kalbine giden tek damarının suyunu alıyorlar. Bununla ilgilenmiyor. Nasıl Karadeniz'e aktarırız? Gidiyor birkaç tane belediye veya da işte nedir milletvekili adayının alıp da sotelediği toprakları satmak için şey havalan istiyor. Açalım. Havalan istiyoruz diyor. Şimdi, toplumu başka yere çekmemiz ben gerekiyor. Ben izninizle bir konuya değinmek istiyorum. Şimdi işte büyükelçileri davet ettiğimizde Fransız büyükelçisiyle iyi bir dostluk kurduk. Evet. İşte bizi Fransa Ulusal Besiciler Birliği davet etti. Ben de 10 tane besiciyi beraber Fransa'ya gittik. Paris'ten itibaren yaklaşık 2000 kilometre, 3000 kilometre yol kat ettik. Alp bölgesi, Massif Central bölgesi, Obrak yerleri, bütün oraları bir otobüs tahsis ettiler. Orada gittik. İşte ahırlara gidiyorsunuz, düğmeye basıyor, yemini dağıtıyor. Düğmeye basıyor, affedersiniz dışkısını temizliyor. Aynı ayakkabıyla evine gidiyorsunuz pırıl pırıl. Yani orada sütü sağlıyor, peyniri orada yapılıyor. Şimdi o devlet okulunda mezun olana faizsiz uzun vadeli kredi veriyor. Şimdi ben de onun için diyorum ki bu ülkede yani artık bu üniversite böyle her tarafı beton yığın hale getirip üniversiteler yapacağımıza bana göre şey yapılmalıydı yani
Mesela Kars'ta ne var? Kars'ın potansiyeli ne? Hayvancılık. Hayvancılık lisesi uygulamalı. Evet. Mesela Ardahan'da da yine. Hayır, hayvancılık yapmıyor. Şu anda biz tekstil açıyoruz. İzninizle. Şu anda yani biz alakası Kars'ta, bir şey yapıyoruz. Ne alakası? Kars'ta hayvancılık lisesi. Evet. Iğdır'da tarım lisesi. Sarıkamış'ta ormancılık lisesi. Uygulamalı. Yani orada ortaokuldan itibaren liseye giden çocuklarımız orada işte ahır nasıl olmalı? Evet. Süt nasıl sağlanır? İşte tımar nasıl olur? Köye sütlerini tarif yani ediyorsun. Bir şeyin, evet. Emperyalistler bunun, hemen başımıza çöker, lisesi, döver bizi. Evet, bunun lisesini hayvancılık lisesi yapmalı. Okulundan artık üniversiteye gitmeye gerek bile yok. Evet, doğru söylüyorsun. Yani oradan mezun olana devlet uzun vadeli faizsiz kredi verip gerçekten artık orada yetişen çocuk bunun bilimsel anlamda, bilimsel temelde yaptığında gerçekten hayvancılık. Bugün demin onu bahsettik. İşte dünya nüfusu giderek artık hızla büyüyor. Bundan 1900 yılında dünya nüfusu 1 milyar 650 milyon. 1900 yılında. Şu 100 yılda bütün bu paylaşım savaşlarına rağmen dünya nüfusu 6 milyar daha artmış. Yani 8 milyara yaklaşıyor. Evet. Bir 100 yılda. Aynı oysa dünyamız giderek küçülmeye başlıyor. Her sene Türkiye Kıbrıs kadar toprağını erozyona görüyorsun, sel alıp götürüyor, kaybediyor. Doğadaki kıt kaynakların başında artık petrol, demir falan yok. Doğadaki kıt kaynakların başında artık su sorunu var. Reis Bey, siz bu nedenle mi ölü toprağı üstümüze atılmış da ölü ekmeği mi yediriyorsunuz bize? Şu anda fragman dönüyor. Yani ölü ekmeği oradan mı geldi? Ya ölü ekmeği kitabı Dursun Akçam'ın bir kitabıdır. Evet. Dursun Akçam da bizim öğretmenimizdi ve Ardahan'da bir köyde büyümüş. Köy enstitülü bir öğretmen. Sonra sürgünde yıllarca Avrupa'da kaldı. Sonra döndü Türkiye'ye. Ona söz vermiştim ki senin öykülerinden yola çıkarak bir şey yapacağım şu anda, evet, diye. Ve Dursun Akçam'ın o kitabının adını kullanarak kendime göre bir hikaye yazdım. Hikaye aslında konumuz sözü kaybetmeye başladık. İnsanı insan yapan, insanı kültürlendiren, insanın insanla diyalog kurmasını sağlayan temel şey konuşmamızdır, sözdür. Felsefede, dinde hepsi ondan gelir. Günümüze geldiğimizde söz yok olmaya başladı. Telefonu alıyor, ok yazıyor, bitiyor. Bir karşı fikirleri söylüyorsun. Kayıp diller şey yapıldı Ardahan Üniversitesi'nde, karşı Ramazan döneminde. Fikir tartışıyorsun. Evet, dilleri kayıp. Sen ne düşünüyorsun diyorsun. O da diyor ki aynen diyor. Konuşma o kadar. Söylemiyor, evet. Fikri yok. Dil kayboluyor. Buna biraz anlatmak için bizim o aşıklık geleneğinin yarattığı olağanüstü dil kavramı, bir aşık şenliği yarattığı dile, bir aşık sümmaninin, bir Çobanoğlu'nun, bir Mahsuni'nin, Mevlana'nın, şeref, bunların yarattığı muazzam dili biz yok etmeye başlıyor. Yani yok ol, dünyada yok oluyor. Onları biraz gündeme almak ve bizim aslında o bölgedeki kader ve din arasına sıkışmış toplumun 1960'lardaki hezayenini anlatmaya çalıştım. Ben onu da anlatırken bizim aşıklık geleneğindeki dilden yola çıkarak, o kültürden yola çıkarak, o efsane dilinden yola çıkarak. Yarın itibaren sinemalarda. Sinemalar açık mı? Sinemalar açıldı artık. Artık açıldı. Çalışıyor. Yani sinemalar aslında Türkiye'de girilebilecek en güvenli yerler. Çünkü iki tane önemli şey var. Birincisi hijyen bir ortama giriyorsun. Havalandırması iyi bir ortama giriyorsun. Evet. Aralıklar var. İkincisi de kimsenin kimseyle konuşmadığı. Sessiz durduğu. Sessiz durduğu. Yani, yemediği içmediği bir yer olduğu için en sağlıklı yer. Çünkü insanlar... Restoranlardan çok orası. Tabii insanların tarih boyunca, insanlık tarihi boyunca bir arada olma kültürünün kaynağı odur. Yani niçin kiliseler, efendim tiyatrolar, amfiler, camiler, insanların bir araya gelmesi ve birbiriyle yüzleşmesi. Olsun, evet, doğru. Yüzleşmeyen toplumlar birbirine ihanet eder. Yüzleşmeyen toplumlarda kin çıkar. Rahat birbirini öldürmeye odaklanır. Yüzleştiğin zaman arlanırsın. Onun için insanların bir araya gelmesini sağlamamız lazım ki insanlar birbirinden etkilensin. Naif Bey, siz de bunu düşünerek mi Kars'ın ilk sineması mı açtın? Sinema var mıydı? Yani Kars 70'li yıllarda 5 tane sinema vardı. Evet. İşte daha sonra işte bu
televizyon kanalları çıkmaya başlayınca, özellikle 12 Eylül'den sonra da artık sinema maalesef kaybetmeye başladı. O, ilk defa 12 Eylül'den sonra, 70'li yıllardan sonra ilk defa Kars'a kendi şahsım açtım. Daha sonra da belediye sinemasını açtım. Açtınız. Ya ben bir şey söyleyeyim. Lütfen. Kadere bak. Hı-hı. Ardahan'da benim çocukluğumda da 4 tane sinema vardı. Sen de bilirsin. Hı-hı. Evet. Hatırlarsın. Sarıcık köyünde bile varmış sinema. Ya. Evet. Hı-hı. Şu an Türkiye'de tek sineması olmayan il Ardahan ve ben bundan çok utanç duyuyorum. Valisine, belediye başkanına, herkese. Ben aynı zamanda Yönetmenler Derneği Başkanıyım. Evet. Türkiye'deki tek Yönetmenler Derneği'dir orası. Yazı yazdık. Dedik ki bakın biz Kültür Bakanlığı ile aracı olacağız. Bize bir yer gösterin ve gelelim biz oraya bir sinema yapalım. Valiye yazdım. Vali tamam bakalım edelim diyor. Vali değişiyor. Belediye Başkanı'na yazdım. Sağ olsun Faruk yer gösterdi olanaklar ama orada orası olmaz. Yani Faruk da çabalıyor bir... Evet. Yer bir sinema yapalım diye çok çaba gösteriyor. Oysa askeriyenin boşalttığı o 10 yıldır boşaltılmayan, bir türlü teslim edilmeyen o binalarda eskiden sinema da vardı orada. Şimdi orada orası sinema. Şey olacak. Park. Millet tamam, parkın içerisinde biz de sinema yapalım. Sinema olsun evet. Vali Bey, tiyatro evet. Yapalım. O mevcut bina değerlendirilmesi lazım. Yani, yıkılacak durumda değil bir yani. Bir türlü bir yanıt alamıyoruz ya. Büyük sineması olmayan. Utanıyorum ben ya kendi şehrimde sinema olmayan. Sinema yönetmeni, sinema memleketi olmayan sinema. Evet, bizim Kars Ardahan'dan çıkan sinemacı sayısı o kadar çok, oyuncu sayısı o kadar çoktur ki. Evet. Başkan siz sol orijinli bir başkansınız diyerek başladınız siyasete. Sonra birden AK Parti'de oldunuz. Parti mi değiştirdiniz, ne oldu? Sonra AK Parti'de de ters düştünüz. Nasıl oldu? Bunu bir süreci anlatabilir misiniz? Yani bir heykelin yıkılmasına kadar gitti bu süreç. Ya ben dediğim gibi gerek iş dünyasında Kars'ta, Kars ölçeğinde gerekse yaptığımız sosyal aktivitelerle işte Kars Spor Yönetimi'nde olmak, Üniversite Vakfı'nı kurmak, temsilcisi yaratıcı olmak. Bir insan, bütün evet. Bu şeyler bizi işte siyaset partilerden çekti. Teklif geldi. CHP'nin o dönem ben MHP'den aldım. Bir önceki CHP'liydi. Selahattin Piktekin. Evet. O CHP'nin adayıydı. Bana dört partiden teklif gelince ben de Anavatan Partisi'nden Mesut Bey aramıştı o zaman. Ben hizmet adamıyım. Benim için parti fark etmez. Bakmadınız dedim, evet. Evet. Önemli olan hizmet edebilmek. Yani belediye başkanı zaten seçildiği andan itibaren bütün şehrin belediye başkanı. Şehri eminidir. Belediye başkanlarına şehir emini derler. Doğru. Yani şehrin en emin adamı. Zira ben seçildiğim, yani daha doğrusu aday olduğum günden itibaren bunu geleneksel halde getirdik. Bütün partilerin adaylarını ziyaret edip çiçek götürüp başarılar diliyordum. Belediye başkanlığım döneminde de bütün milletvekili adaylarını, 2007 yılında bütün partilerin milletvekili adaylarını ziyaret ettim, çiçek götürdüm. Seçim o bürolarına ve yemeğe aldım. Sağ olsun geldiler, hepsi icabet ettiler ve orada Kars'a yaraşır bir seçim kampanyası ve seçim atmosferi, Türkiye'ye örnek olacak bir seçim atmosferi istiyoruz dedik ve gerçekten bunlar önemli şeylerdi. Yani o barış şeyini sağlamak, yani bütün şehrin belediye başkanı olmak. O anlamda ben yaptıklarım önemli. Önemli olan yapılanlar. Yani her partide iyi belediye başkanları da var. Başarısız belediye başkanları da var. Her partide yani, hizmet için kurulmuş. Her parti yapmak istiyor yani sonuçta. Belediye başkanı, ben siyasal anlamda tasvip etmediğiniz bir yerde olmam. Ama belediye başkanlığında benim için zaten ben gitmiyordum, müdahale etmiyordum. Hiç parti işlerine karışmıyordum bile. Ben bir hizmet adamıyım. Benim için başına iyi işine bak. Önemli olan o. Şehrini bir yerlere taşı. O şehrin mahkûs talihini yıkmak adına yani önemli değil benim için dedim. O dönem 2002 yılında işte su sorunu vardı. Kars'ın en önemli sorunlarından birisi. Analarımız, kadınlarımız mahalle çeşmelerinde su taşıyorlar. Omuzluklarla, çiğindiriklerle. Yani bir kırık arazöz vardı. Çakılıyorduk. Görevi başladığımızda bir kırık arazöz vardı. Onunla mahallede bir kadınlarımız su almak için düşe kalka çamurda gerçekten çok bir dram yaşanıyordu. Bunun için çevirme, acil içme suyunu bulduk. Ve onu projelendirdik. Bakanlar Kurulu'ndan geçirildi. İhalesi yapıldı. Seçimler oldu. ANAP kaybetti. ANAP diye bir parti kalmadı o dönem. Bu sefer Türkan Saylan bizde kalıyordu. Hı hı. Eşim Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin Kars kurucusuydu. O zaman Sezai Yazıcı'yla beraber
kent konseyimizin genel sekreteriyle evet. beraber. Kurulu o bizde kalıyordu ve o dönem CHP'li milletvekili arkadaşımız bu partiye geçişimize engel oldu. Engel olunca o arada da Toptancı Sebze Ali'nin açılışını vali programı almıştı. Tayyip Erdoğan o dönem başbakan değildi yani milletvekili de değildi. Siyasi yasağı da vardı. Evet, o yasakları ama iktidar olmuştu, partisi iktidar olmuştu. Evet. Kars'a açılış programı onu da aldılar. Kars'a geldiğinde o açılış programında şehirdeki hemşehrilerimizin bize yoğun ilgisini görünce AK Parti'den bize teklif geldi ve benim için önemli olan hizmetti. Yani gerçekten orada da AK Parti'deki Kars'ta birbirine değerli insanlar var yani. Çok güzel insanlar vardı. Çok güzel barışık gittik. Yani bu şeyde insanlar o dönemde AK Parti'nin de söylemleri de gerçekten çok evet. yani şeyde güzel söylemleri vardı. Kars'taki mesela partililer beni çok severler. Hala evet. çok severler. Bütün partililer beni gerçekten her partiden insanlar beni severler. Ben AK Parti sadece Kars'ta birlik beraberlik, kardeşlik olsun, barışık olsun. Yani şimdi ben belediye başkanı olarak bütün partilerin adaylarını toplamışsınız. Onlara Kars'a yaraşır bir seçim kampanyası demişsiniz. Bana göre bugün bu ülkede Cumhurbaşkanı da ya varacağınız en yüksek yere varmışsınız. Şu anda evet. varacağınız. Ya bütün partilerin genel başkanlarını çağırın. Arkadaşlar geçmişte birçok yanlışlar yapıldı. Gelin ülkeyi birlikte yönetim dese gerçekten inanıyorum ki insanlarımız yani bu konuda yani yeni bir imkan tanıyacaklar. İyi niyetli insanlarımız evet. sadece bir güler yüz istiyorlar evet. ya. Yani bu ülke bu kadar öylesine bir kamplaşmış ki. Yani onun için ben bunu yıkmak anlamında benim için dedim parti fark etmez. Ama baktı ki gerçekten olmuyor. Yapılan heykellere müdahale ediliyor. Yapılan insanlık anıtı değil. Diğer heykellere evet. de müdahale ediliyor. Benzeri çok şeyler. Baktık olacak gibi değil. Gerçekten sonra 2008 yılında ayrıldık. CHP'ye geçtim. CHP'de ondan sonra şey serüveni devam etti. Siyasi serüven. Resmi... Yani dediğim gibi önemli olan hizmet. Hizmet yani benim zaten seçildiğim andan itibaren gene aynı şeye devam ettik. Evet. Yani hiç parti fark etmedi. Bundan sonra siyaset yapmayı düşünüyor musunuz yoksa emekliye mi ayrıldınız? Siyaset bir yaşam tarzıdır. Şimdi siyaset yapmadığını mı söyleyeceksiniz? Sizin siyaset yapma oturma biçiminizden tutun da dünya görüşünüz bütün bunlar siyasetin bir evet. parçasıdır. Bunu kendinizi o zaman kandırmayın. Ha, kandırmayalım. Herkes siyaset yapıyor. Politika ayrı bir şeydir. Öyle mi? Politika mı yapacak mısınız diye soruyorum. ben öyle düşünüyorum. Siyaset bir yaşam tarzıdır. Hep şeyde diyorlar ya yani halkımız isterse. Halkımız isterse mi? O klasik şeyleri de kullanmak istemiyorum. Yani önemli olan şu anda henüz bir şeye karar vermiş değilim gerçekten ama şehirde olağanüstü bir talebin olduğunu yani biz ya bu kadar 13 yıl geçmesine rağmen çünkü bizden sonra üstüne bir şey konmadı. Evet. Yani bunu herkes biliyor. O sizin yani. İddianız. Ha, efendim? O sizin iddianız. Diğerleri diyor koyduk canım iş yaptık bu süre. Yani, yani sen görüyorsun ama. Sonuçta biz koyduk diyor. Sen görüyorsun ama. Reis Bey ben. Bir şey yapıldığını sen gördün mü? Ben şuna bakıyorum yani gerçekten. Gördün mü sen? Evet siz bahsettiğiniz uğraşırı. Yani Türkiye'de bir şey yapıldığını gördün sınır mü? Kapısı olan, sınırı olan kentlerde ithalat ihracat yok. Yani çok görüyor. Şey. Belediyecilik anlamda Kars'ta böyle bir eser yok. Sizin hani heykeliniz böyle zor duruyor. Gerçi ne kadar o heykel şeyde. Ama diğer heykel de yıkıldı. Yani o heykel birden bile ters tepti. İnsanlık anıtı yıkıldı. Macerası çok uzun sürdü. Hı. Onu da yine sinema yönetmenimiz gibi bir mimarımız yani yaptı değil mi? Hatta o mimarla davalık olundu falan bir sürü. Yani bu şeydi. Yani o bölge gelecek. Bir film de izleyeceğiz. O zaman bu yani. Konuyu tam detaylı anlatayım. Anıt hikayesi bir, evet. tam film konusu. Bunu, tam bir izleyeceğiz. Evet, yani ben bunu, de okudum. Bunu o zaman müsaadenizle sonuna kadar dinlemeniz lazım. Rica ediyorum sizden. Tamam. Arada bir şey yapıyoruz böyle karşılıklı. Şimdi o gece o bölge tamamıyla gece konduydu. Evet. İnsanlarımıza hizmet götüremiyorduk. Yani daracık yollar, patika yollar. Yani oradaki yaşayan insanları hatta kalenin eteğinde tam kalenin surlarının dibine kadar da nasıl olmuş? İleri yönetimler buna müsaade etmişler. Gece kondulaşma olmuş. Doğru. Görmüş ya. Doğru. Göre muhteşem göre. O Kars Kalesi. Orayı arındırmak, oradaki kayalar, yuvarlanan kayalar gerçekten bir sürü can da aldı. Birçok can da aldı. Dedi ki bu bölgeleri temizleyelim. Tokyo'dan 350 bir konut aldık.
Ve bu insanlarımızın %90'ının tapusu yoktu. Ve bunları o bölgeye tek kuruş almadan yerleştirdik. Tek kuruş dahi almadan insanlarımızı ev sahibi yaptık. Orayı boşalttınız kalenin etrafını. O bölgeyi boşalttık. O tepeye, kalenin simetriğindeki tepeye dedi ki buraya, işte orayı ihatayla kapattık. Yeniden yapılaşma olmasın, gecekondulaşma olmasın diye. Ve orayı bir özel bir proje hazırladık. Bir 10 bin kişilik amfiteyatro, arkasında büyük bir şelale, oturma grupları, oraya bir teleferik, oradan kaleye bir teleferik, öylesine. Ve orada da o tepeye dedi ki buraya Acılar coğrafyasından 40 yıl işgal görmüş, 90 bin şehit veren bu coğrafyadan dünyaya bir insanlık mesajı verelim. Bu ülkemizin şu anda sembolü yok, herhangi bir sembolü yok. Türkiye'yi sembol edecek, sembolize edecek bir öyle bir eser bırakalım, Türkiye'nin sembolü olsun. Biliyorsunuz Brezilya'da İsa heykeli var. Evet. Şeyde Fransa'da Eiffel Kulesi, İtalya'da Pisa Kulesi, benzeri Amerika'da evet. Özgürlük anıtı. Şimdi Türkiye'nin sembolü ne? Yok. Kulelerimiz var, yollarımız var. Yani bir belli başlı bir sembolü yok. Dedi ki pekala bu Türkiye'nin sembolü olabilir. Hmm. Bununla ilgili Mehmet Aksoy bir proje getirdi. Ve bizde karşılıklı iki insan figürü var. Özünde tek insan ama ayrılmış. Birisi güzelliği ve birisi iyiliği ve güzelliği, birisi kötülüğü ve çirkinliği sembolize eden özünde tek bir insan. Bazen iyi yanımız tutar, bazen çok çirkinleşiriz. Evet. Kötüleşiriz. İnsan doğasında var. O iyilikle güzelliğin kötülük ve çirkinliğe karşı mücadelesini sembolize eden, iyilik ve güzellik elini uzatıyor. O öbürsü çekimser. Çe olduğunda bir özüne dönecek insan. İyilik ve güzellik galip olacak. Hı hı. Aynı zamanda dedi ki soykırım anıtları geçmişte yaşanan kimi acıların hatırlanması adına önemli. Ama farkında olmadan halklar arasında düşmanlığı körüklüyor. Orada Ermenistan'daki soykırım anıtını gören her Ermeni çocuğu Türk düşmanı kesiliyor. Evet. Iğdır'daki soykırım anıtı da onu gören her Türk çocuğu Ermeni düşmanı kesiliyor. Evet. Oysa ben mesela 99 yılında bizim ticaret odası başkanıyla borsa başkanı ve Erzurum borsa başkanını Gümrü'ye davet etmişlerdi Ermeniler. Dediler ki başkanım siz de gelin. Biz de gittik Gümrü'ye gittik. O gün işte depremin 88 depreminin çok şeyleri etkileri hala devam ediyor. Büyük yoksulluk diz boyu. Akşam belediye başkanıyla açık oturuma çıktım onların şehrinde. Dedik ki düşmanlıklar ezeli değil ebedi de olmasın. Yani bundan çok daha uzun bir geçmişte karşılıklı büyük acılar yaşanmış. Oysa Avrupa çok daha yakın bir geçmişte 66 milyon insan 2. Dünya Savaşı'nda ölmüş. Gaz odalarında insanlar diri diri yakılmış. Evet. Ama bugün büyük Avrupa'da birleşiyorlar. Biz neden Kafkasya'yı bir barış adası yapmayalım? İşte siz de bu konuda bir adım atın. Karabağ konusunda orada işgal var. Orada insanlar mağdur yurtlarından edindiler. Zira bunu gelen büyükelçilere de bu mesajı veriyordum. Orada onların ülkesinde bunu söyledim. Bu çok önemli ve anlamlıydı. Gelin küçük hesaplar yapmayın, büyük projelerden olmayın. Anadolu üzerinden Avrupa'ya açılırsınız. Demiryolu ağı var. Yine Bakü-Ceyhan boru hattı ülkenizden geçer. Buradan büyük pay alırsınız. Nitekim gümrük kapınız açılır. Nitekim ertesi gün Gümrü sokaklarında yaşlı insanlar kırık Türkçeleriyle yakçı değilsen benim atam da Kayseri'den, Muş'tan, işte Kars'tan gelmiş. Gel ticaretimize bakalım. Doğru diyorsun filan dedi. Paylaştılar insanlar. Sen işin kanalizasyonu yapar. Sen ne işin bu işe dedi. Şimdi bölge barışını sağlamak adına işte bunun içinde yani bunları önemli söylemek. Dedi ki bu soykırım anıtlarına karşı insanlık anıtı. Buradan bir barış meşalesi. Hem de ülkenin bir sembolü olsun. Ve ülkenin sembolü olsun. Türkiye barışın sembolü olacaktı. Düşünün. Öbür tarafta İsa heykeli var. Öbür tarafta özgürlük anıtı var. Burada da barışın anıtı olsun. Dünyaya barış ve insanlık mesajı verilsin dedi. Yapıldı, bitti. Ama bunu şey etmediler, anlamadılar, görmediler bizi. Yani oysa bundan dolayı bize ödül verilmesi gerekiyordu. Ya arkadaş sen niye yıktın? Ama size bir ödül vermişler. Seni partiden aday etti yani en azından. Ödül vermiş yani sonuçta. Sonra sana kızdırıp geri aldı ödülü. Yani, o kadar mı dediğiniz? Yok yok. O şeyi işte maalesef bunu... Nerede koptu ip? Ne oldu birdenbire yani? Orası bayağı dikildi, yapıldı. Yani, evet.
O zaman sorun yoktu. O soru ayrıldıktan sonra 2011 yılında bu oldu. Evet, ben siz yoktunuz. 2008'de ayrılmıştım. Anladım. Başka olsaydınız biraz zor mu olurdu? Seçimi kaybetmiştik. Hmm. 2011 yılında aslında... Her şeyi yıkacaklar ya. Azerbaycan'a yok. Bunun şeyi farklı bir şey vardı. Azerbaycan'a bizi yanlış servis ettiler. Yani ben Haydar Aliyev Kars'a gelmişti. Böyle adına şey yaptık. Evet, parka bir... adını verdik. Bir yol caddeye adını verdik. Üniversitede kendisine doktora nişanı verildi. Orada konuşurken dedi Ay Başkan dedi sen kapının açılmasını niye istiyorsan bilmirsen mi Ermeniler bizi kırır evet. dedi. Ben de hemen anında kalktım. Dedim Sayın Cumhurbaşkanım buraya kadar geldiniz madem ben dillendirmeyeceğim ama sizden de iki şeyi talep ediyorum dedim. Birisi şeyde Kars'a bir başkonsolosluk istiyorum. Bir de bir zamanlar Kars'ta Rus konsolosluğu evet. vardı. Dedim inşallah burada bir başkonsolosluk olur. Azerbaycan başkonsolosluğu. Rusların da konsolosluğu olur. Eskisi gibi Gürcistan'ın olur. İleride İran'ın olur. Ve Kafkasya'nın başkenti. Ermenistan'la evet. ilişkiler de başlarsa Ermenistan'da olursa Kars bölge şehri olur dedik. Bu amaçla böyle bir talebimiz oldu. Daha o bir de Bakü Kars uçak seferleri talep ettim. Hı hı. Dedim hatta İstanbul aktarmalı yani Kars aktarmalı. Azerbaycan'da gelsin Kars'a. Nahçıvan aktarmalı Kars'a, evet. olabilir dedik. Böyle dedi yakışı dedi. Böyle çıktı gitti ama ömrü vefa etmedi. 1,5 yıl sonra yaşamını yitirdi. 12 Aralık'ta evet. yaşamını yitirdi. Sonra İlham Aliyev şey yaptı. İlham Oğlum. Aliyev evet. O zaman başkonsolosu geldi. Maalesef ona da yanlış şeyler, bilgilerle donattılar. Bizi Azerbaycan'a çok düşman ilan ettiler bizi. Oysa ben yani gittiğim her şeyde büyükelçileri davetimde, resepsiyonda Karabağ konusuna seyirci kalmayın. En çok oyu da Azerilerden almışsınız, Türkiye'den almışsınız. Desteğinizi bekliyorum dedim. Yani buna ilişkin söylemlerimizi, hatta Ermenistan'daki nükleer santral, Metsumar nükleer santralinin kapatılmasıyla ilgili 50 bin imza topladık. Bu imzaları şeye Uluslararası İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürdük. Onun dışında yine Birleşmiş Milletler'de bir panelde Metsamor Nükleer Santrali'nin kapatılması gerektiğini dilendirdim, dile getirdim. O zaman Kofi Annan'la görüştük. Evet. Yine orada Hiroşima ve Nagasaki belediye başkanlarıyla Birleşmiş Milletler'in bulunduğu caddede 40-50 bin kişilik bir nükleer karşıtı bir toplantı gösteri yapıldı. Yaptık biz tertipledik. Böylesine bir şeyler yaptık. Avrupa Birliği'nde Brüksel'de yine Metsamor nükleer santralinin tehlikesini anlattık. Bütün bu girişimlerimize rağmen yani bizim ödül alacağımıza arkadaşlar yani dedi ki sen dediğin gibi yolunda kanalizasyonuna bak. Senin evet. işin değil bunlar dediler. Oysa dünyanın her yerinde gelişmiş bütün batı ülkelerinde belediye başkanları kenti hayatını yönetir, ülke hayatını yönetirler, yerel yönetirler. Olur mu? Evet. Biz evet. tek elde toplamamız lazım. Maalesef bizi boğdular. Bunlar senin işin değil dediler. Değil mi, evet. Halbuki demokrasi yerelden başlar halbuki. Ama bunu hazmedemediler. Ben de bu heykeli yaptırmaktaki amacım dedim ki gerçekten bir de onun yanına şöyle bir kabin koyacaktık. O kabinde çelik kapısı şey, bir kapağı olacaktı. Şöyle tüpler ve oraya notlar yazılacak tüplere 2050 yılında açılmak üzere bugünkü aile yaşantısını ve geleceğe ilişkin özlemlerini insanların dile getirdiği o tüpleri oradan atacaktı. 2050 yılında açılacaktı. Ne orada, yazmış kimse herkes. Ha, orada dünyanın en yüksek ikiz anı tehlikeliydi ve orada 35 metre genişliğinde de vicdanın gözyaşı. Başkan parayı belediye mi dedi? Şimdi onu özellikle saptırdılar. Ben sadece o anıtın kalıpları için evet. heykeltıraşa para vermedik biz. Sadece kalıpları için 120 bin liracık verdik. Belediye olarak dedi. 120 bin lira. Heykelin kalıpları evet. için. Yani bir gün 120 milyar mı diyoruz? 120 bin lira. Şu andaki 120 bin lira. Şu anda 120 bin lira. 120. Evet. Şu andaki 120 bin lira. Yani 120 bin lira o zaman. Ya bir şeydeki dinozor heykeline 70 milyon liraya mal Ankara'daki bir, evet. bir dinozor heykeli. Bizimki de düşün insanlık anıtı. Onu sponsorlar buldu heykeltıraş. Mesela Çimentaş sponsor oldu.
Yani bütün onun şeyini onlar karşılıyor. Evet, anladım. Yani sponsorlar buralar. Belediye yüklemedi, evet. Yanlış bilgilendirildi Sayın Cumhurbaşkanı o zaman başbakanken, meydanlarda kalkıp dedi ki 1 milyon 250 bin lira vermiş, garip kurabiyanın parasını vermiş. Ya evet. Arkadaş, su paramız yok zaten, nasıl vereceğiz? 120 bin lira evet, vermişiz evet, ya. Evet. Kars'ın o kadar parası hiç olmadı ki. Olmadı ki. Düşünün. Ya, onu da zaten o parayı da çoğusunu da iş insanlarından falan temin ederek verdi. Ya, böylesine bir şey ya. Ya. Arkadaş, oraya o zaman yapılma sırasında bile binlerce insan geldi ya. En azından bir hareket şu anda geldi. Bitseydi, evet. Bitseydi, akın akın turist tabii gelecekti. Ki, gerçekten Türkiye'nin sembolü olacak. Çok Kars konusunda çok üzücü şeyler oluyor. Çok çok. Halen daha. Oluyorlar siz hemen. Bakın, kalenin dibinde bir tane kilise vardır, eski kilise. Etrafında 6 tane cami vardır. Geçen gittiğimde hayretle izledim. Yani o kilisenin kapısına da elle yazmışlar bilmem ne camii diye. Oradaki camiye, evet, Kümbet Camii. Ya bu İslamiyet hoşgörü dini diyorsun. Yani böyle mi? Yani İslamiyeti de yanlış bir yola saptırıyorlar. Bir tane kiliseyi etrafında yüzer metre aralıklarla altı tane cami var. Evet. Yani bu nasıl bir hastalıktır? Nasıl bir bakış kafası? Kendinden bu kadar mı korkuyorsun? Maalesef. Yani Müslüman dünyası İmanından mı korkuyor bu kadar, yani bir tane kilisenin orada olmamı? Ondan sonra da diyoruz ki biz hoşgörü ülkesiydi. Değiliz. Zor. Değiliz yani. Gerçeği konuşmak lazım. Resmen çok üzücü bir şey. Siz yani kültürle ilgileniyorsunuz. Biz bu heykellere karşı niye alerjimiz var? Niye heykellerde, niye rahatsızız biz yani? Şimdi, ben en son Artvin'e gittim. Atatürk'ü heykelini yapmış bir veteriner, eczacı herhalde. En büyük Atatürk heykelini yapmış Artvin tepesine, çıktım oraya. Orada bir sürü sorun yaşamış. Hatta şimdi başka bir konu açılmış. Burası Orman Bakanlığı'nın yeridir, bize vereceksiniz diye boşaltmaya çalışıyorlar orayı. Yani niye bizim böyle bir alerjimiz var heykele bir karşı? Bir tek heykele karşı değil. Bu ülkenin kuruluşundan beri sanata karşı bir alerjisi var. Hı-hı. Bakın sağcısından solcusuna kadar bütün sanatçılar bu ülke şeyde, bu ülke topraklarında acı çekmişlerdir. Baştan başlayın. Yani İstiklal Marşı'nı yapan adam bile kaçıp yurt dışında ölmüştür. Nazım Hikmetler, bugün övündüğümüz insanlara baktığınız zaman aynı şeylerle karşılaşıyoruz. Sabahattin Ali öldürülmüş. Sabahattin yani. Ali'ler, Ruhi Sular. Kim yok ki yani? Sağcısı, solcusu bakmaksızın, evet. Şimdi sanatla barışık olmayan bir toplum, sanat üretimi konusunda da bir şeyden ne haberi yoktur. Evet. Aynı zamanda alerjisi var çünkü o onun bütün tahtını yerinden oynatacak, aklının almadığı, aklının basmadığı işler ona düşmanca geliyor. Yani bir tane heykelin orada olması senin dinini değiştirecekse, senin siyasi fikirlerini değiştirirse, bırak değişsin çünkü sen de hiçbir şey yok, evet, demek. Doğrudur, yok demek. İçinde doğru. Bir şey taşımıyorsun demektir. Ve orada bir tane kilisenin varlığı seni bu kadar rahatsız ediyor ve onu da yıkmak istiyorsan ve yapma yani, bu ülkenin kadim kültürüne yazık. Ana arabelerine sahip çıkamadığımız gibi. Ya. Yani bakar mısın şimdi ana arabe, devlet bahsettiğim bir, şeye gelir. Yavaşsa muhteşem bir 1955 yani. Midir 6 mıdır bilmem, şey gelir, Menderes gelir ana arabelerini gezer. Aşağıda da o şimdi gördüğümüz o dere bölgesinde, evet, de mağara şeklinde olan yerlerde de asıl köy oradadır. Bu köy de niçin burada duruyor diyor. Diyorlar ki efendim işte orada kurulmuş köy. Bakın burada diyor bu kadar taş var diyor. Çağırın o köylüler gelsin, bu taşları sökün götürün, bu köyü yapın. Bugünkü köy evlerine girerseniz köy oradaki duvarlar, köyün. Ahırlar, duvarların, ahırların hepsi aniden sökülmüş o tarihi eserlerle doludur. Halbuki bir Efes olacak. İşte bu, halbuki Türkiye'nin bir çok daha merkezi önemli. Olacak. Daha önemli. Sadece bir uygarlık var ama Ani'de onlarca uygarlığın eseri. 3000 yıllık bugün Kafkas dünyası, o zamanki dünyanın Paris'i olarak kabul ediliyor Ani. Yani evet. o dönemde 200-300 bin nüfusun orada yaşadığını düşünün.
Biz niye yararlanamıyoruz Nefis? Siz baktınız mı? Nedir engel orayı bir tanıtmamamız veya orayı? Yani orası sanki düşman yeri mi orası? İşte bu soğuk savaş yıllarında özellikle yani Kıbrıs işte, Maraş gibi mi? Güya işte öyle Sovyetler mi? Birliği talep etmiş. İşte bu her an elden çıkacakmış gibi bakıp bir de aman burada Ermeni eserleri var. Halbuki Osmanlı eserleri, Selçuklu eserleri de var. Yani saraylar, kervansaraylar, cami var. Bizans yani, var. Bizans hepsi var. Bir şeyde ak koyunlar, kara koyunlar benzeri o kadar çok uygarlıkların eserleri evet. var ki. Buna rağmen bir general gelmiş demiş burayı yerle bir edin. Yani böyle bir mantık. Yani şimdi başkanlığı aldığım dönemde oraya 3 yerden izin alarak gidiliyordu. Yani bir Kars'tan. Evet, evet ismi doğru. Evet, bir müzeden, bir emniyet müdürlüğünden, bir de oradaki Subatan evet. taburundan izin alınıyordu. 3 yerden düşün. Orada fotoğraf çekmek bile yasaktı. Evet. Düşün, bakamazdınız karşıda aman bakılmıyordu doğru. bile. Garip bir şey. İşte sonra yani bu bir gün bir Çin heyeti gelmişti otobüste gittiğimizde kuzeyden Ardahan tarafından direkt oraya gelmişler. Şeyle izinler yasak. Olmadığı için turist kafilesi döndü. Ondan sonra neyse uğraşlarımızla gerçekten bunu da kabul etmek lazım ki o zaman işte AK Parti döneminde o yasak kaldı. Evet ama yani özelleştirmiş sanki bu değil mi? Efendim? Bildiğim şu anda özelleştirmiş. Hatta yani yok. Bana kalırsa bir firmaya verilmiş orası öyle turistik olarak şey olarak. Ya orada bir tesis vardı çalışmıyor bir şeydi. Bana kalırsa oradaki İpek Yolu Köprüsü var ya. O İpek Yolu. İpek Yolu'ndan bahsederiz ama. O köprü yaptırılıp oradan dünyada milyonlarca işte kaç milyon şu anda 10-15 milyon Ermeni var. Onların hepsi inanın ki Aniye gelecekti. Oradan geçerken bir şey verip dolar, 100 dolar karşılığında geçip Aniye gezip gidecek. Kars kalkar ayağa. Yani Kars ayağa kalkar. Yani sonra bu ilişkiler başka türlü artık şimdi bak Karabağ sorunu da çözüldü. Yani rahat yapılabilir arkadaş. Yani şimdi oradaki şeylerin, halkların iyisi kötüsü yoktur. İnsanların iyisi kötüsü var. Bunları söylemekle siz mesela Hrantik. Ben Hrantik'i 2004 yılındaki Kafkas Kültürleri Festivali ilk festivali. Biz küçükken Ermeni düşmanı olarak yetiştik. İşte Ermeni diye hakaret ediliyordu. Evet, birbirine evet. hakaret ederken. Ben de Ermenileri de çağırdım bu şeye. Onlara etkinliği. Evet. Doğrusunu isterseniz kaygılıydım. O ara o şeye kent kurultayımıza eş zamanlı Hrant Dink de davet edilmişti. O akşam şeyde kalede düşün binlerce insan böyle toplanmış. Akın akın kalenin eteklerinde insanlar salkım saçak. Kalenin kapıları kırıldı. İnsanlar sığmadılar. Doğru. Evet. Şeyde Ermeni grubu çıkınca kaygılıydım. Acaba nasıl bir şey olacak? Tepki olacak diye. Evet. Bütün herkes saraya eşlik etmeye başladı. Alkışlar koptu. Oradaydım ben. Ve ya. Siz de oradaydınız. Azerilerle Ermeniler kardeşçe mi? Alay çektiler. Evet. O arada Ruslarla Gürcüler de savaş halinde. Rusların ve Gürcüler de o halaya katıldılar. Evet, düşünün. Evet. Bayrakları açıldı evet. orada o sahneyi. O akşam saat gece bir sularında bittiğinde kaleden aşağı iniyoruz. Hrant yanıma geldi. Naif dedi ya bunu günü gördüm ya ölsem de gam yemem. Ve o ürkek güvercini birkaç ay sonra öldürdüler, katlettiler, evet. alçaklar. İşte yani düşünün. Aşağı indirilmen için yeterli bir nedeni yapmışsın başkan. Evet. sen düşün, belediyenin işleri uğraşıyorsun. Ama bak evet. bu tabloyu gördüm ya bundan sonra ölsem de gam yemem. Niye o tablo onu heyecanlandırmış? Çünkü diyor ki artık bu halklar birbirleriyle kucaklaştılar. Ya niye kucaklaşmayalım? Ben bu sonuna kadar Ermeni düşmanı yollak geçireceği halim yok ya. Ben ne işim ya, var ya? Ya ben, bizim kuşağımızın ne kabahati var şimdi ki yani? Ben IŞİD'de binlerce Türk var, binlerce Kürt var. Şimdi bu eğer o Türkse ben... Bu ne olmaz doğrusu. Evet. Yani şimdi... Bana bakmak lazım. Çocuğa tecavüz eden adam Türkse ben evet, Türk değilim. Doğru kardeşim. Diyorsunuz. Yani böyle bir şey yok. İnsan. Son 5 dakika değil mi? Her yerde güzel insanlar var. Son 4 dakika diyor. Toparlayacak güzel insanlar var. Kötü insanlar var. İyi insanlar ve kötü insanlar. Kötü millet yok. Evet. Bilin, iyi yani. İnsanlar, kötü evet, insanlar. Bunu söylüyorum. Şimdi, son dakikalarımıza girdik. Evet. Toparlayarak... Şimdi sevgili dostum teşekkür ediyorum öncelikle çağırdığın için. Asıl olan insanın kendisine biçilmiş kaftanlar ve kılıflardan içerisinden çıkıp kendi içindeki ateşi kendi kendine ateşlemesine bakar yeni bir insanlığın kurulması. Çünkü eğer kendi özündeki güçle hareket edemezsen geçmişten kalma bütün kabahatleri, bütün
şeyleri sırtında taşıyan hamal olmaktan öteye gidemezsin. Evet. Bugün bizim bütün kaba şeylere baktığımız zaman sadece biz hamallık yapıyoruz. Hayır, yeni bir insan olabiliriz. Olabiliriz. Yeni bir dünya yaratabiliriz. Yeter ki kendi içimizden eğer şu parti veya da şu insan iyi bir şey yapıyorsa doğru söylüyorsun. Demeliyiz. Demekten utanmamamız evet, lazım. Evet. Sen bunu iyi yaptın, bunu da kötü yaptın. Demeliyiz. Ya, iktidar veya da muhalefet hangisi ne yaparsa yapsın hepsini birbirlerine karşı inanılmaz bir düşmanlıkla şey yapıyorlar. Evet. Ya muhalefet ya bunu sen doğru söylüyorsun ben bunu yapmalıydım demen gerekirken doğru olur. Veya da sen iktidar evet bu konuda iyi yaptın diyecek kadar. Ya bize örnek olması lazım. Onun için tek şey kendi içimizdeki ateşi yakarak bu yüklerden kurtulmamız gerekiyor. Çünkü Muharrem ayındayız olsun. Değil mi? Muharrem evet. Ayındayız. Bakın. Hayır, bitirelim sonraki dakikamız evet. Muharrem geçmişte yapılan o acıların, zulmün yaşanmaması adına onu her yıl anıyoruz. Evet, değil mi? Evet. Hazreti Hüseyin'e ve onun yoldaşlarına evet. Yapılan o zulmü burada kınıyoruz. Ama bakıyorsunuz aynı acılar devam ediyor. Aynı Yezidler hala devam ediyor. Dünyada özellikle Müslümanlar birbirini katlediyor ve boğazlıyor. Geçenlerde baktık ki evet. Bayramda, Kurban Bayramı'nda Afganistan'da gençleri kesiyorlar evet, ya. Evet. Böyle Afgan'da buraya geliyor diye korkuyoruz bir de. Evet yani. Zamanda, evet. Olmaz. Böyle bir dünya istemiyoruz arkadaş. Ben teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Sevgili dostum teşekkür ederim. Çok uzun ben diyoruz. Bu arada reisle kucaklaşma şansımız oldu. Çok sağ olasın. Teşekkür ederim. Sağ olun. Biz bugünkü Gazeteciler Gündem adlı bir programı gerçekten de dolu dolu. İki insanla yalnız yaptım. Gerçekten de Naif Ali Beyoğlu iki dönem Kars Belediye Başkanı da yaptı. Umarız ki Kars'ta, umarız ki Ardahan'da, Kafkasya'nın Iğdır'da, o sınır kentlerinde ithalat, ihracat başta olmak üzere yapılır. Ve insanlık barışı, kardeşliği gerçek anlamda ama bu Muharrem ayında daha da iyisidir diyerek programımızı bitirmek istiyoruz. Ben Reis Celi'ye teşekkür ediyorum. Naif Bey'e teşekkür ediyorum. Ankara'dan kalkıp geldiniz. Yarından itibaren de Ölü Ekmeğini izlemeye devam edin diyorum. Saygılar sunuyorum. Gelecek hafta yeni konuklarla birlikte olmak üzere.